Kon TV ekranlarından selamlar, saygılar, sevgili seyirciler. Bugün Kon TV özel bir saat e, Kon TV'de özel bir saatte tarım masası yer alıyor. Bunun da sebebi e, bugün 18. si düzenlenen Konya Tarım Fuarına denk gelmesi. Konya Tarım Fuarında çok yoğun bir görüşme trafiğimiz vardı. O yüzden sesimiz biraz yorgun. O yüzden şimdiden aklınıza sığınıyoruz. Bugün önemli bir konuk tarım masasının konuğu. O yüzden saat 10'da, 10.30'da herkesin izleyebileceği bir saat olması hasebiyle bugün yayına saat 22.30'da girdik. Program konuğumuz Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Sayın Mehmet Ali Ünal. Aynı zamanda TİGEM eski genel müdürü olması hasebiyle de Tarımın içinden birisi ee, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Türkiye'ye etkilerini konuşacağız. Ayçiçeği yağında yaşanan problemin e, manipüle mi edildi, bu problem nasıl çözülür, Konya Ovası'nın su problemi nasıl giderilir, üretim planlaması nasıl yapılmalı ve aynı zamanda e, Yeni Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişçi'nin ilk yapması gerekenler arasında neler olmalı bunları konuşacağız. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz tarım masasına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ee, Recep Bey e, sizlere e, ve Konti e, ve ailesine bu yayın davetinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben de e, bu yayınımızın e, tarım kesimine e, ve mesleğimize çok faydalı olmasını diliyorum. Eee Dağarcığımızda bildiğimiz hangi konu varsa üretim sektöründen gelme bir ziraat mühendisiyim. Dağarcığımızda ne varsa sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Evet tabii sizde engin bilgileriniz var. Biz istifade edeceğiz. Üreticilerimiz istifade edecek. Bizleri yönetenlerin de e, tarım masasını izleyerek e, Türkiye'nin önceliklerinin ne olduğunu görmeleri bakımından sizin e, tarım masasına konuk olarak gelmeniz önemli. Lütfettiniz, şeref verdiniz tarım masasına. İstersen güncel konulardan başlayalım. E, malumunuz Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş var. Bu savaşın etkileri bize iki açıdan önemli bir e, enerji ihtiyacımızın büyük bir bölümünü Rusya'dan karşılıyoruz. Uluslararası bir ambargo olma ihtimali nedeniyle e, enerjide ciddi bir fiyat artışı var. İkincisi... Bizim e, kuzeyimizde yaşanan bu savaş aynı zamanda buğdayı da yaklaşık %29 oranında buğday ithal ettiğimiz e, iki ülkenin arasında savaş bu da bizi etkileyecek. Keza Ayçiçek yağında da e, Ukrayna'nın net ihracatçı olması nedeniyle biz de üretim e, üretimimizin yetmemesinden dolayı ciddi oranda Ayçiçek yağını da Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Yani bütün 9 ayın çarşambası bir araya geldi. E, bu bilgiler ışığında Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'ye etkisi ne olur Sayın Genel Başkan? Tabii teşekkür ederiz. E, tabii <laughs> burada aslında sadece Türkiye değil, dünyada birçok dünya etkilen, konuda evet. etkilendi bunda. Tabii bölgemizde e, dünyada böyle bir savaş e, hoş bir olay değil, istemediğimiz bir olay ama bizim dışımızdaki nedenlerden dolayı ortaya çıktı tabi e, enerji e, dediniz işte doğalgaz, petrol vesaire hmm, o bizim hmm. konumuzun dışında benim kendi evet. e, alanımızda ama dışında. üretim etkilemesi bakımından motorindeki e, özellikle artışın tabii, önemli tabi de bu e, enerji elektrikte dönem tabi tabi tarımda kullandığımız elektrik açısından önemli onu da konuşacağız inşallah hmm. ileride. Şimdi tabii bizim Rusya ve Ukrayna arasında yapılan bu savaşta her iki ülkede bizim ihracat potansiyelimiz, dış ticaret potansiyel açımızdan önemli. Evet. Özellikle de Rusya birinci sırada, Ukrayna da ikinci sırada. Siz oranlardan bahsettiğiniz Hı -hı. bu yıllar itibariyle oranlar değişiyor her Kesinlikle. ülkede. Burada birinci sırada buğday, buğday ithal ediyoruz. Tabii buğday bunun bir de ihracat tarafı da var bizim açımızdan. Kesinlikle. Onu da konuşacağız. E, ee, buğdayda biz en çok buğdayı şeyden, Rusya'dan alıyoruz. İkinci sırada Ukrayna'dan alıyoruz. Şimdi buğday ithalatı açısından e, Türkiye etkileri ne oluru irdelemeye çalışırsak şimdi e, çok şükür bu kışın yağışlarımız kar yağışı ve yağmur yağışlarımız iyi. Şükürler olsun. Şükürler olsun. E, ee, herhalde eğer e, bitkinin gelişme döneminde de bu e, Nisan, Mayıs ve Haziran'da Orta Anadolu için söylüyorum ben. Güneyde tabi durum farklı. Hı -hı. Sahil bölgelerinde oralarda ikinlerimiz, buğdaylarımız sapa kalkma döneminde şu anda. E, şeyde de daha henüz sapa kalkma durum yok. Kardeşlenme döneminde bizim bölgemizde burada e, dolayısıyla bir e, Orta Anadolu ve özellikle de Konya'mız bizim şeyimiz Türkiye'nin en etkili buğday ambarı. Bu ambarı burada şimdi etkiler nasıl olur? Yağışlarımız iyi. E şimdi bizim bu kendi şeyimizde teknik alanımızda biz toprağın doyması su tutma kapasitesiyle ilgili bu. Şu anda topraklarımız doymuş vaziyette. E ırmaklarımız gürül gürül akıyor. E yeraltı sularımıza etkisi olacak bunun. Yüzey sularına etkisi olacak. Tarımsal sulama açısından bir önümüzdeki yıl için bir rahatlama olacak çok şükür. E, tabii burada e, buğday ekim alanlarında e, hı hı. tam istatistik ortaya çıkmış olmamasına rağmen e, kısmen bir şey oldu e, ekiliş alanlarında azalma oldu. Ancak eğer bitkinin gelişme döneminde e, sapak altma ve başaklanma döneminde de eğer biz yağışlarımız böyle devam eder ise biz e, bu yıl buğdayda yani biz e, herhalde biz rekoltemiz e, işte belki 22 bin, 23 bin, belki 24 bin, 25 bin yakalayabiliriz. Olabilir mi? 25 milyon ton rekolte. Verimlere bağlı tabii. Şimdi %10 verimin düşün, düşün 20 olacak olan verimi %20, 22 bin tonlara çıkar, milyon tonlara hı hı. çıkaracak. %20 verim artışı olursa 24 milyon tonlara çıkaracak. Ama burada da bir dezavantaj var Sayın Genel Başkan. Eee Çiftçimiz e, gübre konusunda maalesef taban gübre atmada ciddi sıkıntı yaşadı. Eğer üst gübrede de sıkıntı yaşarsa gübreden kaynaklı bir üretim düşüşü olabilir mi? Şimdi olabilir de olmayabilir de. Ben e, geçmişten işte üretim sektöründen girdiğim için o konuyu da davranmazsak bildiğim için söylüyorum. Şimdi e, <laughs> taban gübresi fosforlu gübre. Hı -hı. E, fosforlu gübrenin e, bitkilere kök gelişmesi ve de eee dane gelişmesi, başak gelişmesi açısından önemli. Şimdi bizim topraklarımızda genelde şey var. E, fosfor fazlalığı var. Bu fosfor, ama bu fosfor toprakta sabit olduğu için hı hı. Şimdi bu yağışlar dolayısıyla topraktaki eriyik de kimyasal fiziksel olaylardan dolayı bu fosforun fosfordan ...yaralanabileceğini düşünüyorum ben. Tabi zaman gösterecek hı hı. bunu da. Şimdi e, bir de e, önümüzdeki şeyde eğer azotlu gübrelerde, üst gübrelerde biz bu bitkileri takviyelediğimiz zaman yeterli zamanda tabii bunu e, ziraat mühendislerinin kontrolünde e, onların e, talimatları doğrultusunda, bilgeli doğrultusunda yaptığımız zaman ben iyi bir e, hubu var iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ama burada tabii e, problemler aslında da baktığımız zaman e, şimdi bu e, Ekim döneminde Gübrede, mazotta, şey yoğun bir girdi maliyetleri baskısı yaşadı üreticilerimiz. Hı hı. İşte burada bir gübre gübrenin azaltıldığı, hatta bazı alanlarda hububat ekiminden kısmen vazgeçildiği söyleniyor. Şimdi bu her ne kadar gübrede bir indirim yapılmış ise ise de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yüzde %30'lara kadar varan indirimler kısmen şeyi rahatlattı. Ee, i̇lkbahar gübrelemesi açısından. Bunun hem kışlı ekilişlerimizdeki üst gübreleme açısından bir miktar faydası olacak. Hem de yazlı ekilişlerimiz açısından. Ama bu gübredeki indirimler tabi biz Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak hem mühendislerin sivil kuruluşuyuz hem de bizim Dayandığımız taban, savunacağımız taban üreticilerimiz. Evet. O açıdan bakarız olaylara. Öyle baktığımız zaman bu gübredeki indirimlerin çiftçiler açısından, özellikle Orta Anadolu için söylüyorum ben, bunun üzerinde maliyet çalışması da yaptım ben. Hı hı. Şimdi Orta Anadolu şartlarında, doğal şartlarda, kurutarım şartlarında bizim buğdaydan alabileceğimiz verim 250-300 kilo ortalama. Şu andaki dekara maliyet bugünkü fiyatlarda 1100-1150 lira dekara maliyet. Bunu yapıyor 250 kilogram buğday. Demek bu. Eğer biz 250 gram verir, alırsak ortadan alır çiftçisi başa baş olacak. Evet. Ha burada tabi yalnız mevcut buğday fiyatlarıyla söylüyorum ben bunu. Eğer buğday fiyatlarında işte hasat döneminde hasat döneminden sonra üreticilerimizin malını sattığı dönemde e, tabii ki üretici e, şey, e, buğday fiyatlarını bilmiyorsun buğday fiyatlarını. Şu anki hesaplarla... 6 yani lira it, gibi olduğu düşünülürse buradan bir referans O zaman kara geçecek. Evet. Yani öyle düşünürse kara geçecek. Hı -hı. Ha burada şunu işte şunu şey yapıyoruz biz e, söylüyoruz. Şimdi üretim bütün e, üretim faaliyetlerinde bitkisel üretimde, hayvansız üretimde bu bir süreç. Kışlıklar için ayrı bir süreç. Yazlıklar için ayrı bir süreç. Şimdi kışlıklar için yüz döneminde toprağınızı hazırlarsınız. Traktörde mazot kullanırsınız. Tohumu, tohumuzu satın alırsınız. Gübre atarsınız taban gübresi. Bunlar hep de maliyet olarak e, biner üstüne. Ondan sonra da e, ilkbahar döneminde bitki gelişmeye başladığı dönem dönemde gübrelemenizi yaparsınız. Bir veya iki dönem, şeyde duruma göre, bölgelere göre. ilaçlamanızı yaparsınız. Yabancı, ot hastalık vesaire. Sonunda da hasat yaparsınız. Şimdi bu bir süre, süreç. Bu süreç güzlük dönemde 8 e, ayla 10 ay arasında. Yazlık dönemleri de 120 ile 150 gün arasında. İşte bu Mısır için, Ayçiçeği için. Hı hı hı. Söyleyelim bunu. E, diğer yazlıklar da var. Tabi soya gibi ürünlerimiz de var. Şimdi burada üretim sürecinin sonunda e, o anki çiftçinin yapacağı ya da sattığı andaki fiyatı, fiyatı çiftçinin Çiftçinin şeyini belirler, gelirlerini belirler e, ve de e, kârını karını belirler. Eğer buradaki e, bir e, bu üretim faaliyeti, üretim sonucunda çiftçi çiftçi karlı olduğunu düşündüğü anda üretime devam eder. Evet. Ya da o anda kar olmadığı anda da e, bizim işte e, tarım bir stratejik sektör olarak düşündüğümüz zaman burada da işte devletimizin hükümetimizin bakanlığımızın devreye girip bu çiftçiye çiftçiyi bu zarar eder durumda kurtarması lazım. Evet. Ee, Şimdi burada sen genel Başkan biraz daha spesifik konuşacak olursak ve işte Rusya'dan enerji almamız hem doğal gaz hem petrol bağında aslında çiftçimizi direkt ilgilendiren bir konu. enerji problemi bir e, elektrik üretimi doğalgazdan üretiliyor, burayı etkileyecek. E, gübre doğalgazdan üretiliyor, etkileyecek. Dolayısıyla e, bunun da etkileri başladı. Mesela şu anda Konya'da 22 lira civarında e, motosikletin e, litresi, e, elektriğe ciddi oranda zam geldi. KDV indirimi yapılmış olsa bile yeterli olmadığını uzmanlar söylüyor. Gübrede de 300, %400 civarında artışlar da konuşuldu. Bu manayı bu genel perspektifte değerlendirecek olursak, enerji fiyatlarındaki, enerji maliyetlerindeki e, bu yükselişin e, sektöre etkisi ne olur, üreticilere etkisi ne olur? Şimdi tabii enerji sulu tarım için söz konusu. Yani mesela Ayçiçeği e, Mısır'da e, 2021 verilerine göre, Yüzde maliyetlerin yüzde 52'si elektrik olduğu söyleniyor. Tabii sulama maliyetlerin yüzde 52'si e, sulama maliyetlerin. Hı hı. Bu da ne demektir? E, şöyle eğer biz bu e, sulu tarımdaki ürünlerimizi e, çiftçilerimizin karlı olabileceği bir noktada hı hı. sürdürmeyi istiyorsak elektrikte bir yüzde bir yüzde 50, bir, yüzde 50 bir indirim söz konusu olması lazım çiftçiler için. Kesinlikle. Gübrede gene aynı şekilde. Akar da gene aynı şekilde eğer biz tarım sektörünü Türkiye'de kendine kendine yeterli olması belki çok mümkün olmayabilir ama yüzde %80-90 arasında işte dünyanın yaşadığı problemler birkaç yıldır pandemisi iklim hı hı, değişikliği hı. vesaire detayına girmeyecek olursak tarımın artık ben her ortamda bunu söylüyorum milli güvenlik kadar önemli stratejik bir Kesinlikle. Sektör diyoruz bunu her ortamda söylüyoruz biz önceden de söylüyorduk şimdi bunun önemini herkes kavraya başladı tarım ön plana geçti. Hatta şunu da söyleyenler var eğer Cumhurbaşkanı'nın yanında en önemli iki bakanlık yer alıyorsa, almalıysa e, yanında oturan birisi milli güvenlik e, öbürkü de tarım bakanı olduğu Kesinlikle söyleniyor. Kesinlikle sağlıkta sonlar, tabii evet. sağlıkta pandemi dolayısıyla Hı -hı. sağlıkta evet. Allah aşkına sağlıkta da başarılı bir şey Performans geçirdik hı hı. Tarımda da şunu da söyleyelim yani, objektif bakacak olursak biz çok şükür yani bizim üreticilerimiz her türlü sıkıntıya rağmen üretime devam etti kesinlikle. Evet. Yani o üretim üretim anlamında bizim insanımızın var ya bu tarıma toprağa verdiği önem işte toprağa verdiği önem bizim inancımızda var bu kültürümüzde var. Dolayısıyla bizim üretim anlamında problemimiz yok. Yani üreticiler devam ediyor işine her türlü sıkıntıya rağmen. Pazarlamada problem var. Ha, şimdi üretimden de sonraki süreçte üreticinin hiçbir şeyi yok, müdahili yok. Müdahili yok evet. Ondan sonra ne giriyor devreye? Depolama giriyor, işleme giriyor, paketleme giriyor, pazarlama organizasyonu giriyor. Yani üreticilerimizin bu şeylerde, safhalarda hiçbir müdahili yok. O zaman üreticilerimiz şöyle biraz da, yani Aradolu tabiriyle gariban, sahipsiz gibi falan görünüyor, tamam mı? Biz burada söylüyoruz da ama buna rağmen üreticilerimiz kahramanca şimdi üretim seviyelerinde sıkıntı yok. Grafiklere baktığımız zaman Türkiye'de üretim seviyelerinde e, nerede sıkıntı var biliyor musunuz? Üretimin e, aşamasından sonraki devreler de var. Nerede var? İşte depolama da var işte işlemeler de var. Ondan sonraki safhalarda bir bakıyorsun işte fiyatlar iniş çıkış yapıyor. İşte bu pandemi döneminde ne yaptık biz? Fiyatlarda bir iniş çıkış yaşadık. Yani onun dışında biz Allah'a şükür biz gıda konusunda gıda temini tedarik konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Yani gıda arzında gerçekten bir problem yaşanmadı. Bu nedir? Bu üretim üreticilerimizin kahramanlığı bu. Her şeye rağmen Kesinlikle. üretimine devam etti. Ha o zaman biz de biz buradan söylüyoruz yani samimi dileklerimizi söylüyoruz. Biz üreticilerimizin yanında olmamız lazım. Üreticilerimiz geleceğe güvenle üretimine devam etmesi lazım ee, ve e, Türkiye'de e, e, bu potansiyele sahip. Türkiye'nin e, toplum ve devlet yapısı da buna müsait. İnsanımız müsait. Tabi üretici kesiminde de problemler var. Konuşuyor olursak. Şimdi tabii bu e, işte bu Avrupa Birliği'nin işte işte dünya yaş şey yaptı gelişmekte olan ülkelere işte tarımdaki nüfusu düşürün. Hı. Ha, Düşürün işte yüzde yedilere düşürün yüzde beşlere düşürün. Dolayısıyla şimdi tarım tabii meşakkatli kazancı da düşük diğer sektörlere göre. Bir de bu tarımdan da kaçışın nedenleri de bunlar. Burada şunu da söylemek istiyorum. Ee, bizim bu mahalli idareli yasası, büyükşehir yasasından dolayı köylerin mahalle olarak olması konusu biraz e, tarımı ve köylerden kaçışa şey vurdu. Hız, şey yaptı, hızlandırdı. E, evet. Hızlandırdı. Bunun e, devlet yetkilerimiz tarafından yeniden el almasında fayda var diye düşünüyorum ben. Mas tabi. Sayın Genel Başkan, şimdi e, büyükşehir yasası olarak bilinen köylerin mahalle statüsünde e, e, devşirilmesi e, işte köylü nüfusun da azaldığı e, gibi bir algı oluşturuyor ama e, mahallelerde yine üretim var. E, yalnız Büyükşehir Yasası'nın ilk çıktığı dönemde de biz e, köylerimize sahip çıkmamız gerektiğini söylemiştik. E, süreç bizi haklı çıkardı. Şu anda da bir revizyon ihtiyacı evet. e, var. E, şeylerin e, mahalle. Hatta bununla ilgili de hükümetin de yapmış olduğu bir çalışma var. Ee, eğer <laughs> isteyen kö, e, mahalleler eee dilekçe vererek köy statüsüne tekrar geçebiliyorlar ama bu Güzel. biraz daha ete kemiğe büründürülmesi lazım. Güzel bir gelişme. Ha ben ben burada böyle biraz daha detaya girecek olursak Hı -hı. bu konu önemli çünkü. E, bizim yaptığımız çalışmalarda ıhlasiklerde e, 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 şimdi e, şu, kimin çiftçi, kimin de köylü olduğu konusunu evet. ayırt etmemiz lazım. Peki bu böyle bir ayrışma yapmak gerekir mi? Gerekir, şöyle gerekir. Şimdi köylülük, köyde yerleşmek, kırsalda kalmak ayrı şey. <laughs> Çiftçilik ayrı şey. Şimdi mesela ben kendim Konya'lıyım. Konya hüyüklüyüm. Evet. Hüyüklüyüm. de de toplam 10 bin dekar kurtar arazisi varsa, hüyün bir çilekteki bir şeyi var, Başka arası var evet. biliyorsunuz. O ayrı bir konu. O bahçe arazisi onlar. Yani oralarda Hı -hı. bir dönüm, iki dönüm arazileri falan çok önemli. Önemli evet. Önemli çilek tarımında. Orada da iyi bir hikayemiz var bizim hüyüklüler olarak. Bir başarı hikayemiz var. E, 10 olabilir. bin dekar çilek üretimiz var toplamda. Ve Türkiye ihtiyacının %16'sını karşılıyoruz. Ve de co co coğrafi işaretli ürün statüsüne de kavuştu. Yani, i̇hracat da yaptınız. İhracat da yapılıyor. Hatta e, bunu işte daha önceki şeylere e, sürelere almak için e, şeyi seralar falan da herhalde geliyor birkaç şey var atılım var orada. O işin ayrı konusu ama doğal tarım açısından bizim biliyorsunuz göller bölgesi ve işte İç Anadolu iklimi Akdeniz iklimi arasında mikro, mikroklima göller bölgesi yağış 400 milimetre üzerinde Nadas yok bizde. Yani şey giriyor nohut girer genellikle. Hı, hı işte Hububat Nadas yerine nohut böyle bir süreç var. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben bir reklam zamanımız da geldi bu arada. Ee, i̇sterseniz bu süreci bir tamamlayalım. Ondan sonra reklamdan sonra devam edelim. Şimdi bizim orada 10 bin dönüm eğer kuru tarım arazisi varsa doğal tarım, tabii tarımda 10 bin dönümde e, traktörü ve e, şeyi olan, çiftçi olan, çiftçi diyebileceğim bunların nitelikleri ayrı bir tartışma konusu tabii. E, 15'i geçmez. Traktörü ve ekipmanı olan ben çiftçiyim diyen 15 kişi geçmez. Yani 10 bin dekarı 15 çiftçi işliyor ama araziler farklı farklı işler. Ama burada e, reklama gidelim isterseniz. Ben soruyu tamam. sormuş oluyorum. E, Sayın Mehteker'in e, bu manada söylediği bir söz var. ile çiftçiyi ayırmamız lazım. Küçük aile işletmeleri e, köylü mü çiftçi olarak mı değerlendirilmeli? Burada köylü nüfus ki işte Karadeniz'de 20 dekar 30 dekarda tarım yapanlar var. Konya tabii ki çok daha farklı ama Türkiye'de ortalama 126 dekar olarak düşünülürse ne kadarı köylü ne kadarına çiftçi diyeceğiz. Bunu reklamlardan sonra bunun cevabını alalım. Reklamlardan sonra tarım masası tüm hızıyla devam edecek. Sevgili seyirciler tekrar beraberiz. Ee, Sayın Genel Başkan reklama gitmeden önce e, köylü ve çiftçi ayrılmalı, e, tanımı da ayrılmalı, e, fonksiyonel olarak da ayrılmalı dediniz. Bunu e, kısaca açıklayacak olursak kimler köylü, kimler çiftçi? Türkiye'nin üretim modeli çiftçiler üzerinden mi yoksa her iki kesim üzerinden de yürümedi mi? Şimdi tarımsal, tarımsal alanlarda yerleşim birimlerinde... Ee, yaşayan insanların e, nüfusumuzun hepsi çiftçi değil. Hı hı. Bunların bir kısmı çiftçi, hatta az az bir kısmı çiftçi. Hı hı. Diğerleri de diğer meslek gruplar. işte. Öğretmeni var, sağlıkçısı var, Memur bakkalı var, var hı hı. berberi var. Ee, şimdi bu bunlar burada kırsalda yaşıyorlar. Ama çiftçi dediğimiz olay belli bir arazi üzerinde sermayesini e, hünerli bir şekilde, becerikli bir şekilde e, devreye sokup üretim e, sürecine sokup bir müteşebbisin yani profesyonel bir insanın yaptığı traktörüyle ekipmanıyla yani bir tarım işletmesi zeminine oturtmamız lazım bunu yani tarım işletmesi üzerine gitmemiz lazım evet. yani çiftçi dediğimiz zaman bir tarım işletmecisini anlamamız lazım tabi burada da Tabi bu işte köylüler boşalıyor çiftçi yaşanıyor gibi problemler de var bunların üzerine gidilmesi lazım bunlar üzerinde çalışılıp Özellikle bizim e, fakültelerini bitirmiş rahat mühendisleri, e, meslektaşlarımızın profesyonel çiftçi olarak e, e, buralara dönmesi lazım. Bunlara imkan tanınması lazım. E, bizim mesela e, tarımın yoğun olduğu, özel tarımında yoğun olduğu güney bölgelerimizde, e, seralarımızda, ondan sonra e, bahçelerimizde gerçekten bizim meslektaşlarımız, şeyler e, ne, o e, harikalar yaratıyor. Evet. Profesyonel bir şey olarak, işletmeci olarak. Yani bunu işletme bazında düşünmemiz lazım. Ben bunu söylemek istiyorum. Evet. Ee, şimdi güncel konulara yine gelecek olursak, e, ayçiçek yağı konusunda işte e, ya e, ya üreticilerinin STK'sı bir açıklama yaptı. E, mart ortası nisan başı stoklarımız bu kadar derinde. Ee, Hazine Bakanı buna itiraz etti. Ee, bakanlık tarafından Sayın Bakan Kilitçi de bu konuda e, gerçeğe yansıtmadığını söyledi. Ee, sonuçta e, Ayçiçek'in de e, biraz da algı oluştu, bir manipülasyon da söz konusu olabilir. <laughs> Marketlerde e, vatandaşlar tarafından ciddi oranda Ayçiçek yağı, e, ihtiyacından da fazla alınmaya başlandı. Türkiye'nin e, yıllık 4 milyon ton e, ayçiçek yağına ihtiyacı olduğunu uzmanlar söylüyor. Bunun biz e, 800 e, bin hektar alanda yaklaşık 2,5 milyon e, tonlu üretebiliyoruz. Ama geriye kalan bölümü de <laughs> Ukrayna'dan e, ihraç yolu e, ithalat yoluyla alıyoruz. Yeni dönemde şu anda ayçiçeği yağının üretim için gerekli olan ayçiçeğinin üretim alanlarında üretim için bir fırsat var mı önümüzde? Bu ayçiçeği problemi nasıl çözdürür Sayın Genel Başkan? Şimdi burada tabii <laughs> birkaç alternatif söz konusu önümüzdeki süreçte bunu da yapılması gerekiyor. Hı -hı. Yani ayçiçeği ekim alanlarımızın artırılması gerekiyor. Hı hı. Ee, söylediğiniz gibi 2000 ile 2500 2 milyon, milyon ton bin ton arasında evet. bir şeyimiz söz konusu. Ayçiçek üretimimiz söz konusu. E ee, tabii açığımız var burada. Bu açığı da kapatma e, fırsatlarımız da var. Ben da bunlardan birkaçını söyleyebilirsiniz. Şimdi mesela e, İç Anadolu bölgesinde Mısır'ı mısırı belki ithal etme şansımız olabilir işte Amerika'dan, Kanada'dan. Hı hı. Mısır'da bir de bir de işte su kıtlığı da söz konusu olduğu için evet. Mısır çok su tüketen bir bitki. yazlı ekilişlerde Mısır'ın Mısır'ın yerine ayçi alabilir. Hı hı. Hem su tüketimi az ama burada çiftçi gelirleri açısından önemli derecede fark var. Kesinlikle. İki üç kat gelir var şeyde ayçiğine göre. Mısır'da. İşte burada burada var ya bizim devletimizin, hükümetimizin devreye girmesi lazım. Ayçek, çiftçinin ayçek ektiği zamanki gelirini, gelirini bir şekilde destek yoluyla sağlaması lazım. Ha, böyle bir şansımız var. Yani Mısır'ın yerine, sulu tarım bölgelerinde Mısır'ın yer alabilir. Kuru tarım bölgeleri de alternatifimiz var. Şöyle ki, bizim geçit bölgelerimiz var. geçit bölgelerimiz işte Amasya, Tokat, Çorum. Buralarda, buralarda e, doğal tarım da ekilen ki oralarda güzel verim alıyor yağışlar uygun olduğu için e, buralarda biraz da e, işte nadas alanlarına boş bırakılan alanlar, alanlarda bunu tabi tespit edilip e, bakanlığımızca buralarda alanları artırma şansımız var. Ha e, bunu yapabiliriz önümüzdeki süreçte ama bunu Bakanlığımız bir an önce harekete geçmesi lazım. Burada e, o zaman e, şunun altını bir e, kalın bir çizgiyle çizmek lazım Sayın Genel Başkan. E, yaklaşık e, 2 milyon hektar alanda bir e, ekim söz konusu olacak e, Ayçiçeği için. E, sizin de biraz önce e, test ettiğiniz gibi e, Mısır'dan ayçiçeğe göre 2-3 kat daha fazla para kazanıyor. Çiftçi ve çiftçi de para kazanmak için bu üretimi yapıyor. Bakanlığın hemen e, belki yarın bu konuda ciddi bir teşvik sistemiyle içi ekimine şu dönemde eki, ekilecek e, ekimine ciddi bir destek açıklaması lazım. Çünkü e, bu Ukrayna'daki kriz e, 2022 muhtemelen götürecek. E, daha ciddi sıkıntılara e, neden olmaması için bir an önce bakanlığın e, bu teşvik sistemini açıklaması gerekmez mi? Evet, ben aynı aynı şekilde hı hı. düşünüyorum. Söyledim de zaten. Bakanlığımız hemen harekete geçmesi lazım bu konuda. E, ne kadar e, yakın zamanda? Yarın mı? Allah şimdi bizim e, şu anda şeydeyiz, Mart ayındayız. Nisan ayında ekilişler başlayacak. Nisanın ortasında. Yani çok Hava hızlı bağlı bir öngörüyle hemen müdahale evet. edilmesi gerektiği. Evet. Evet. Yani böyle bir şansımız var. Ben bunu da e, devletimiz ve bakanlığımız bunu e, öngörür ve yapar diye düşünüyorum. İnşallah. Tabi bu arada da sevgili seyircilerimize de hemen şu bilgiyi verelim. Bu önemli. E, Rusya'nın kontrolü altında bulunan Azak Denizi'nde e, yaklaşık 30 tane gemimiz vardı bizim ya e, dolu. Bunları e, Rusya'nın çıkışı kapatması nedeniyle ee, Azak Denizinde bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Putin'le yaptığı görüşmede bu yağların, e, yağ gemilerinin salınması konusunda Sayın Cumhurbaşkanının bir e, talebi olmuştu. Bu talep olumlu karşılandı ve bugün e, akşam saatlerinde yaklaşık 21 gibi haberlerde geldi gemiler Azak Denizi'nden çıkış başladı. O yüzden e, açıklama yapan insanların da biraz daha duyarlı olması lazım. E, Mart ayının son, ortasında Nisan başına kadar stoklarımız var. E, yoksa sıkıntı yaşayacağız gibi talihsiz açıklamalar yapmamak lazım. E, bilmiyorum Sayın Genel Başkan bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? A, a, ben biraz de öyle daha, düşünüyorum. E, Şimdi şöyle tarım ürünleri piyasası da esnek <laughs> esnek e, şey e, ne o fiyat esnekliği sıfıra yakındır. Hı hı. Yani tarım ürünleri piyasası diğer piyasalara benzemez. Tarım ürünleri piyasasında ufacık bir söylenti işte vatandaşımızı, insanlarımızı şey yaptı. başartma noktasına geldi. Tabi yani orada bu açıklamaya dikkat etmek lazım buyurduğunuz gibi. Şimdi bizim e, tabi Ukrayna, Rusya-Ukrayna savaşının bir Ukrayna tarafı var bir de Rusya tarafı Kesinlikle. var. Esas bizim ağırlıklı ihracat ve ithalat yaptığımız Rusya. İşte İkin burada da ambargo yani. olma ihtimali şu anda tabii, korku diyor insanlar. Tabii. Tabii. Bir de bizim ihracat tarafımız da var. Kesinlikle. Ya tarım ürünleri ihracatımızın işte e, yaş sebze, meyve işlenmiş da olabilir, ham da olabilir Ondan sonra biz buralara yapıyoruz da ağırlıklı. Ha nereye yapıyoruz? Güneye de yapıyoruz İşte Irak'a, işte Mısır belki <laughs> Afrika ülkelerine kısme yapıyoruz ama hmm. ağırlıklı bizim ihracatımızın turunçgillerde, hmm. İhracatımızın ağırlığı olduğu iki ülke bu. İhracatımız açısından da bu iş önemli. Bunu da e, gündeme getirmek istedim ben. Evet. Burada e, sen Genel Başkan, şöyle bir durum da var. E, savaş e, neresinden bakarsanız bakın, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi. Çok zorunlu olmadığı sürece savaş e, cinayettir. E, buna ben e, katılıyorum. Savaşın bir bu manada açıklaması olmamalı ama ülkelerin e, gerçekleri bakımından da savaştan e, Türkiye e, hep olumsuz yönde değerlendiriliyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşının e, Türkiye'ye etkisi olumsuz yönde ne olur diye bu konu konuşuluyor. Olumlu olarak değerlendirecek olursak. Hı hı. Süreçten yani krizin fırsata e, çevrilmesi bakımından e, Rusya bir açıklama yaptı. E, düşman ülkeler listesi yayınladı. E, Türkiye'yi dost ülkeler kategorisinde en azından bu listede yok. E, Türkiye'nin pozisyon bakımından dost ülkeler e, statüsünde e, yaş sebze e, ihracat e, ithalatında Koymuş olduğu bariyerleri de kaldırdı. E, bu manada üreticilerimizin de işte e, Antalya bölgesi özellikle sera bölgesi hmm. e, üreticilerimizin de önü açıldı. E, bu krizden bir fırsat çıkar mı? Çıkar. Bence Ben bu olayı şöyle bakıyorum. İyi ki de bunu dile getirdiniz. Çok önemli bir konu. Şimdi bizim hani derler ya biz kendi senaryomuzu yazmamız lazım. Evet. Biz e, <laughs> tarımsal varlıklarımızda Türkiye işte çeşitlilik, bölge, toprak yapısı, su varlığı çok su zengini bir ülke değiliz <laughs> ama biz eğer biz tarımsal potansiyelimizi makro anlamda iyi planlayıp bölgelere de indirgersek bunu biz e, kendine yeterliğe yakın bir duruma getirme şansımız da var bizim. Esas evet. benim baktığım nokta bu. Yani biz rahat yükseliyoruz. Ziraat yüksek mühendisi olarak baktığım nokta bu. Ha işin ihracat tarafı önemli. Ama ithalat ithalat kısmında biz ithalatımızı biz potansiyelimizi harekete geçirirsek, tarımsal ürünlerimize seviyeleri yakalarsak bu bir makro planlamayla biz yani biz yabancı ülkelere, ülkelere ihtiyaç çok az olabilir. İhtiyaç kalmayabilir. Böyle bir fırsata geçirmemiz lazım. Şimdi herkesin konuştuğu şey tarım ve gıda. Bu ne yapacak? Bizim ülkemizi e, bir şey yapacak, bir harekete geçirecek. Bu da bizim içerideki potansiyelimizin e, e, <laughs> açısından, üretimler seviyelerinin yükselmesinden benim e, esas üzerinde durduğum konu bu. E, su potansiyelimiz, toprak potansiyelimiz, evet. tarımsal üretim potansiyelimizin harekete geçirilmesi lazım. Ha geçmiyor mu? Var ama daha üst seviyelere çıkarmamız lazım. Evet o zaman isterseniz biraz daha güncele e, güncelde kalalım. E, Tarım-Orman Bakanı e, Bekir Pakdemirli e, affını istedi. E, görevden alındı, istifa etti. Nasıl yorumlarsınız yorumlayın kesimlere göre bu değişiyor. Ama sonuçta e, Bekir Pakdemirli e, görevden alındı. Yerine e, liyakat sahibi, e, ziraat-yüksek mühendisi hem de akademisyen de bir titri olan... Profesör Doktor Vahit Kirişçi atandı. E, sektörde bugün e, Konya Tarım Fuarı'nda da e, birçok insanda konuştum ve çok pozitif bir etki var şu anda. E, Vahit Kirişçi üzerinde yeni e, Tarım Orman Bakanı hakkında. E, siz Ziraat Yüksek Mühendisi olarak aynı zamanda da Sayın Bakanın da e, meslektaşısınız. E, jenerasyon olarak da e, yakınsınız. E, Sayın Vahit Kirişçi'nin İlk yapılması gerekenler listesinde neler olmalı? Evet söyleyeyim. Şimdi tabii geçmiş Tarım Bakanımız ve onunla beraber çalışan meslek <laughs> meslektaşlarımız ve meslek dışı olanlar kendi bildikleri doğrultuda gerekeni yapmaya çalıştılar. Yani onlar hizmetler için de burada bir teşekkür etmek lazım. Bize yakışan şekilde bu. Ama yeni Tarım Bakanımızın özellikle de mesleğimizden olması bizi gururlandırdı. Bizi heyecana sevk etti. Sorumluluk ee, tabii, da arttı mı? Olumlu tabii. Olumlu, Beklentiler olumlu. de çok fazla. Beklentilerde çok fazla tabii. İnşallah Allah yardım etsin. Evet. Ee, i̇yi şeyler de olacak inşallah. Ee, bekliyoruz. Ee, tabii bakanımız hem akademisyen hem de sadece akademisyenlikte kalmayıp e, sektörün içine e, girip çıkan, onlarla haşır neşir olan, daha sonra da da siyasete atılan, e, tarım komisyon başkanlığı yapan, Türkiye'nin üst yapısını siyasi ve kamu yapısında bilen bir yeni bakanımız. Yani tarımın nabzını tutan evet. ve tutmuş bir insan. Ha şimdi burada yapılması gerekenler ilk girişte konuştuğumuz gibi tarımda hemen tezelden üreticilerin sıkıntılarını giderici anlamda birkaç şey yapması lazım kısa vadede. Bu nedir? Nedir? Tarım tarımda gübrenin gübreni daha indirilmesi lazım. Mazotun yarı yarıya e, teşvik edilmesi lazım. Bunun metodu ne olur? Ya aynı olarak verin ya da parası olarak. Ve e, çiftçinin de zamanında bunu kullandığı zaman çiftçiye oluşacak şekilde. Ya da avans şeklinde neyse. Tarımsal e, tarımsal sulamada kullanılan elektrik. 150 oranında indirilmesi lazım. Eğer biz bu tarımın önünü açacaksak. Tarımsal üretim bazında yapacakları bu. Bir de şimdi bizim bir yakındığımız konu vardı meslektaşlarımız olarak. Hmm. tarımda e, ziraat mühendislerinin e, ziraat mühendislerinin biz geri planda kaldığını düşünüyoruz geçmişte. Evet, Bu bizim bir şeyimizdi yani. Ya, devletimize biz gücenmeyiz ama içimize bir yara olarak da kalır. Bizim meslektaşlarımız Tarım Bakanlığında e, geçmiş yıllarda geçmiş yıllarda arka plana itildi. Ya, tarımın dışındaki kişiler. Onlar da hizmet etmeye çalıştılar. Bu ülkenin insanları onlar, yetişmiş insanları. Ama bu tarım, tarımın da diğer bilim dallarında olduğu gibi tarımında kendine göre alfabesi var, dili var, altyapısı var, eğitimi var. Her bilim dalında olduğu gibi tarım, ziraat mühendislerinin tarım Tarım Bakanlığı'nda ve tarımla ilgili kamuda ziraat mühendislerinin çok daha istihdam edilmesi, çok daha sahip yetki sahibi olması konusunda biz bizim bir dileğimiz var. Ha bu konuda da ben e, her her söylüyorum. Şimdi tarımın güvenlik kadar stratejik olduğunu söylüyoruz. Söylüyorsak şimdi bakın İçişleri Bakanlığı e, asker alıyor. E, polis alıyor binlerce. Sağlık Bakanlığı alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı alıyor. Ama yıllardır bizim Tarım Bakanlığımız bizim meslektaşlarımız hiç istihdam etmedi. Biz böyle bir müjde bekliyoruz yeni Tarım Bakanımızdan. Ki e, eski bakan Pakdemirli hangi televizyona çıkarsa Twitter'dan ziraat mühendisleri e, istihdam için e, binlerce tweet'i attılar. Peki bu e, neden <laughs> ziraat mühendislerinin istihdamında e, devletin e, veya bakanlığın böyle bir planlaması var. <laughs> Neden almadı? Şimdi o e, bence şundan kaynaklanıyor. Yani bizim şimdi e, tarımın önemi yeni anlaşıyor dedik ya. Tarımın stratejik olduğu yeni anlaşılıyor. Yani tarımcılar <laughs> bunu bilir de bilir ama tarımın dışındakiler anlamaz bunu. Çünkü hazır buluyor şeyde. Ne hani o marketler hafta hazır buluyor. Onun oraya gelinceye kadar ne ne süreçlerden geçildiği, ne zahmetler çekildiği Bilmiyoruz Alıyoruz yiyoruz. Paramızı veriyoruz alıyoruz yiyoruz. Evet. Bunun farkında değiliz. Ama bu konuda işte ya işte gıda fiyatları yükseldi. Ya işte işte ya akını oldu. İşte artık insanlar diyor ki ya o zaman benim karnımı doyması için bunu, bunun diyor bunun olması lazım diyor. Herkes anlıyor bunu. Şimdi bu anlayışın getirdiği bir şey bu. Biz e, ha bu, bu gelinen noktada biz şeyi semişliyiz. Semişliyiz. Ha burada burada e, şunu önemsiyoruz biz, tarım, tarımın bilimini yapan, tarımın Hı -hı. eğitimini yapan, tarımda yetişmiş ziraat mühendisleri tarafından yani bu yapılması lazım. Şöyle toparlayacak olursak, yanlış mı düşünüyorsam lütfen düzeltin. Ziraat mühendislerinin muhakkak tarımsal üretimde yerlerini alması lazım. Ama ziraat mühendislerinin, işte geçen hafta da programda konuştuğumuz konu, 8-9 bin lira maaş vererek 3-4 bin lira maaşla çalıştırabileceğimiz insanların işini yaptırmamak lazım. Yani evrakçılık yaptırmamak lazım ziraat mühendislerine. Ziraat mühendislerini istihdam ediyorsak muhakkak surette sahada olması gerekmez mi? Orada şöyle bir açıklama geleyim ben. Tahmin ediyorum tatminci olacaktır. Şimdi biz, e, ben e, TİGEM'ciyim. Derviş üretme çiftliğiyle başladım. Sonra TİGEM'e dönüştü biliyorsunuz. Hı -hı. Bizim teknik elemanlar olarak bizim bir şeyimiz vardı. Günlük, haftalık ve aylık programlarımız. Şimdi biz günlük çalışmalarımızda sabah, sabah erkenden çıkarız. İşçi dağılımını işte grupları falan işi ayarlarız. Hı -hı. Büromuza döneriz. O işte hemen kayda geçerdik onları. Tabii şimdiki şey gibi, bilgisayar düzeni evet. falan yoktu o zaman. Değil mi? kayda geçer sonra tekrar araziye çıkarız. Yani günlük çalışma esnasında biz biz basa e, çalışmasıyla e, arazi çalışmasını planlardık biz. Şimdi bunu ben şeye sektöre dönüştürecek olursam hı hı. şimdi Tarım Bakanlığı il ve ilçelerde tarımsal kuruluşlarımızda çalıştırdığımız ziraat mühendislerini böyle planlamaları lazım. Yani deniliyor ki ya işte e, büro memurlarını yaptığı Hayır öyle değil. Benim kanaatimce. E, şimdi büro memurları tarım, tarımda hata yapar. Onu var ya şey yaparken, bilgisayara geçirirken, kısaca söylüyorum ben. Hata yapar, mühendis i̇şte kontrolünde... kurak alanı, sulak alanı Bu da edin. nedir? Hı hı. E, ziraat mühendisi iş il ve ilçelerde artırmamız lazım. Bizim. Bölgelerin durumu. Ha bu bölümleri de ihtiyaca göre ziraat mühendisliğinin, ziraat fükretlerinin de bölümleri var, bölüm mezunları var. Hı hı. Şimdi mesela benim kendi ilçemde onu dile getireyim. Ee, bu kadar yoğun bir çilek tarımına rağmen bitki korumacı yok. Evet. Tabii maalesef öyle bir bitki var. Bitki korumacı yok. Evet. Mesela problem. Yani bölümlerin bölgelerde hangi ihtiyaçlar, hangi bölüm ihtiyaçları varsa onların atamaları yapılması lazım. Bizi burada ziraat mühendisi istihdamını kamuda artırmamız lazım. Bir de işin şu yönü var. 40 küsur şey oldu. 42 mi 43 mü neyse işte ziraat fakültesi oldu. Bu yıl tercihlerde ziraat fakültesinin e, bazıları hiç tercih edilmedi. Fakültelerin bazı bölümlerde hiç tercih edilmedi. Bazı bölümlerde eksik kaldı. Eksik kaldı. Bu bize bir işaret veriyor. Gençler diyor ki ben buralarda geleceğim yok bizim diyor ve tercih etmiyor. O zaman ne yapmamız lazım? Bu gençlere geleceğe dönük bir heyecan vermemiz lazım. Heyecan da verecek, ilk verecek olan bakanlığımız. Bakanlığımız bu. Ha sadece bakanlık istihdamı, devlet istihdamı ziraat mühendisinin baş meselesi olmaması lazım. Geleceğini buna göre kurmaması lazım. Şimdi toplamda 120 bin ziraat mühendisi var ülkemizde. Bunu 40 bini kayıtlara göre 40 bini şeyde kamuda, kamunun değişik kurumlarında 40 bini özel sektörde 30 bin lira dayanan işsizimiz var. Ya tabii olayın bir eğitim tarafı var. Tamam mı? Gençlerin kendi tarafı var. Onlara oralara söylenecek şeyler de var. Ama kamu bunda bir bir öne yaklık edip etmesi lazım. Bizim beklentimiz bu. Evet, Böyle müjde bekliyoruz. Ziraat mühendislerine biraz daha pozitif ayrım yapılması gerekiyor. Sektör adına, Aa, üretim o, adına. Eğer üretimde biz artıracağız ama deminden beri dikkat ediyorum. Kurduğunuz cümlelerde hep planlama diyorsunuz. İşte ziraat e, fakültelerinde bir planlama yapılması lazım. Ziraat mühendislerinin istihdamında bir planlama yapılması lazım. Biz işte TİGEM'deyken, e, Devlet Üretme Çiftliklerindeyken e, sahaya e, saha çalışmalarımızı ve ofis işlerimizi planlardık. Hep planlama, planlama, planlama var. Türkiye'nin de problemi tarım masasının bir e, reklamdan sonraki konusu da planlama, üretim planlaması. E, hayatımızın her dönemini planladığımız gibi ee, ...üretimi de, eğitimi de planlamamız lazım Sayın Genel Başkan. Bu konuda sizin de engin e, bilgilerinizden istifade etmek istiyoruz. Planlama nasıl olmalı, ee, üretim planlaması nasıl yapılır... ...bunları da sizlere soru olarak reklamlardan sonra soracağım. Ama burada e, yine şöyle bir e, bugünkü fuarda aldığım izlenimleri de... E, ...sevgili seyircilerimize paylaşıp reklama gideceğim... Bugün Konya Tarım Fuarında görüştüğüm insanların sektörden insanların daha doğrusu söyledikleri önemli şey, Sayın Bakan'a biz gittiğimizde artık bir şeyi anlatmaya çalışmayacağız çünkü Bakan sektörün içerisinden birisi aynı dili konuşuyoruz. Bu nedenle Sayın Bakan'la. E, ilişkileri ve yapılması gerekenleri daha hızlı, daha seri bir şekilde e, konuşabileceğiz. Bu manada Sayın Bakan'ın ziraat yüksek mühendisi olması ciddi bir avantaj olarak yorumluyorlar. Sektörde bu manada yüksek bir beklenti var. Ama buradan <laughs> Tarım Masası siyaset üstü bir program olduğunu devamlı söylüyoruz, yine söylüyoruz. E, Sayın Bakan'a bundan sonra Türkiye'deki birçok SDK, işte merkez birlikler damızlık birlikleri şu birlikler bu birlikler, tüm SDK'ların hepsi ziyarete gidecek, hayırlı olsun diyecekler, plaketler verilecek, Sayın Bakan'la resimler çekilecek, sonra Türkiye'deki bölgelerdeki milletvekilleri de Sayın Bakan'a sedekaları götürecekler bölgelerinin problemlerini aktaracaklar bu her bakan değişiminde bu kısır döngü hem bakanın hem Türkiye'nin 4-5 aylık gündemini ötelemek manasında geliyor. O yüzden Sayın Bakan'ın bu konuda hayırlı olsun ziyaretlerine bir ket vurup, bir an önce saha mücadelesine başlaması gerektiğini ben bir gazeteci olarak düşünüyorum. SDK'ların da hayırlı olsundan ziyade herkesin çözüm önerilerini yazılı bir şekilde Sayın Bakan'a iletmesi veya ilgili kurumlara iletmesi bence daha mantıklı olur. Türkiye'nin 4-5 ay gibi uzun bir süreyi bu hayırlı olsun ziyaretleriyle geçirmemesi lazım. Reklamlardan sonra üretim planlamasını da konuşacağız. Tarım masası tüm hızıyla devam edecek. Sevgili seyirciler tam Zurnan'ın zırt dediği yer vardır ya işte oraya geldik. Her hafta konuşuyoruz bu hafta da yine konuşmaya devam edeceğiz. Her konunun farklı yorumlarıyla bu işi biraz daha zenginleştirmeye çalışıyoruz. Tarım masasını izleyen bürokratların da, tarımı yönetenlerin de bu manada beslenmelerini faydalı olması için uğraşıyoruz. Sayın Genel Başkan, planlamaya geldik. Üretim planlaması ülkemizin tarımsal geleceği bakımından da çok önemli. E, kendi kendine yeten e, lafı e, biraz şehir efsanesi deniyor ama e, Maksimum oranda kendi ürettiğimiz e, ürünlerle e, beslenmemiz önemli Üretim planlaması da bunun tam merkezinde Üretim planlamasının yapılamaması hangi sorunları ortaya çıkarıyor? Üretim planlaması nasıl yapılır? Üretim planlaması işte Sayın Faruk Çelik döneminde e, havza bazlı destekleme modeli konuşuldu. Hep konuşuluyor ama hayata geçmiyor. Bu üretim planlaması çok zor bir iş midir? E, hiçbir bakan hayata geçiremedi. Şimdi e, ben e, <laughs> eskiden zira ekonomi bölümü deniliyordu. Şimdi evet. tarım ekonomisi diyorlar evet, tarım ve tarım ekonomisi bölümü mezunuyum. Şimdi biz de e, o bölümde bölüm dersleri olarak e, makro makroekonomi, ondan sonra çiftlik planlaması derslerini aldık biz. Ekonometri dersini aldık, ekonometri. Şimdi çiftlik planla işte planlama şu yani hem zaman ve hem de iş planlaması açısından. Hı hı. E, ya da işte üretim faktörlerinin planlaması açısından İşte bu makine olabilir, arazi olabilir. Şimdi planlama şu diyelim basitçe şöyle söyleyeyim. 100 dönüm araziniz var. Yüz dönüm arazide o bölgede alternatif yetiştireceğiniz bitkiler var. Şimdi ben çiftlikçi olarak ya da çiftçi olarak işletmeci olarak planlanmış şöyle yaparım. Derim ki işte ürünleri yazarım sırayla. ürünlerin Ürünlerinin maliyetlerini çıkarırım. mali toplam maliyeti bir de gelirlerini çıkarırım. Alternatif fiyatlar. Bu geliriyle gideri arasındaki fark çiftçinin karıdır. Buna tabii e, devletin verdiği destekler de ilave edilir. Ilave edilir. Bir soru çıkarılır. En çok kar ettiğim ürün, ürünü ürünü ben arazime ağırlıklı ekmeye çalışırım. Hmm. Ha, burada yalnız sıkıntı şu. E, i̇şte bu planlamanın e, bizim e, yukarıdan yapılması lazım. Yukarıdan nasıl yapılır? İşte dediniz ya havzalar, bölgeler. Alt bölgelerde söz konusu bakın. Hı hı. Yani bir havzada. Şimdi sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Mesela göller bölgesi bir havza. İyi bildiğim için söylüyorum. Ama göller bölgesinin bir kısmı Isparta'da, bir kısmı Konya'da. Bir kısmı bakın ilçeler bazında da Beyşehir, Şarkkaraç, Eğridir, Senirkent. 5-6 tane de ilçe giriyor bakın aynı havzaya. 3 tane iller giriyor, iki il giriyor. Kendi bölgem için söylüyorum ben bunu. O zaman bu havzaların alt havzalara da söz konusu olması lazım. Şimdi yukarıdan bu havzalarda bizim tabii tarımda da kısıtlarımız var. Kısıtlar ne? Şimdi bakın yukarıdan biz e, hangi ürünleri bu varlıklarımıza, toprak varlığımıza göre, e, doğal varlıklarımıza göre hangi ürünlerimizi ne kadar yetiştirmemiz lazım, üretmemiz lazım? Bu ürünlerin de havzalara dağılımını sağlamamız lazım. Şimdi eğer bir havzada su kıstığı varsa o zaman bizim çok su tüketen bitki bitkiyi azaltıp az tüketen bitkiye yönelmemiz lazım. Mısır Ayçiçeği'nin de örneğinde olduğu gibi ama Mısır'ın geliri çiftçiye 2-3 kat fazla ise o zaman siz Ayçiçeği'nin gelirini çiftçiye o seviyede yahut onun üstünde yansıtmanız lazım başka türlü çiftçisi o tarafa yönetmesiniz. normal şartlarda. Değişimi, de normal şartlar. Ama işte şimdi işte e, su varlıkları biliyorsunuz devletin. Her ne kadar ara, üzerindeki arazi tapulu olsa bile devletin. Evet. Yeraltı devletin. E, yer altında siz kısıt getirebilirsiniz kanun şeylerle, tedbirle getirebilirsiniz. Ama e, Konya'da 110 bin civarında e, ruhsatsız kuyu olduğu düşünülüyorsa burada demek ya, ki ha, polisiye tedbirler de yeterli değil o zaman ne yapacaksınız siz? Bu e, teşviklerinizi, desteklerinizi yönlendirici anlamda. Hı hı. Ha, şimdi e, bu destekleyince de planlamanın da konusun içinde tabii üretim bölgelerinde üretim desenlerinin oluşması lazım. Üretim desenleri, üretim paterni deniyor. Üretim desenli oluşması lazım. Sulu bölgeler daire kuru bölgeler dair. İklim yapısına göre, e, toprak yapısına göre bunlar oluşması lazım. Bunu oluştururken de tabii e, yukarıda yapılan neyi ne kadar yetiştirmemiz, ne kadar üretmemiz gerektiği konusunda paralel sağlamamız lazım hı hı. bunu. Yani biz patatesimizi, soğanımızı ihtiyacımız kadar yahut ihracat ihracat da söz konusu patateste bu ihracat da söz konusu biliyorsunuz. artı ihracatımızda hedefimiz neyse bunu da koyup bu patates üretimini üretimini var ya ...bu metotlarla, yönlendirici metotlarla sağlamamız lazım. Sadece o bayrağı e, patates ve soğan çekiyor. Ülkedeki e, işte e, krize de e, ilk patates ve soğanla gidiyoruz ki... ...ben e, dün bir markette gördüm Ankara'da... ...yeşil soğan 25 lira olur mu? 25 liraydı etiket. Şimdi burada bir ilave de yapın müsaade ederseniz. Şimdi biz bir sürü ürünler söz konusu. Mevcut destekleme modelinde... <laughs> Destekli modelin kalem sayısı çok fazla. Bunun biraz şeye indirgenmesi lazım. Yani daha kolay, basit indirgenmesi lazım. Bir de il, il ve ilçe müdürlüklerimizi çok meşgul ediyor bu iş. Bakanlığımız da çok meşgul ediyor. Şimdi ben kendi fikrimi söyleyip Tabii e, burada ürün bazında indirgenirse, şimdi ben arazi sahibiyim, alana verilen desteklerde, Üreten başkası, çiftçi başkası ama ben destek alıyorum. Bu, bu, bu üreten olması lazım. Ve üretim miktarına göre alması lazım. Diye düşünüyorum ben. Ki Ben bunu e, sağ çalışmalarında, sağ programları yaptığımız dönemde, gençlik dönemimizde diyelim e, tarla sahibinin hiç ekim yapmadan e, destekleri alması e, üreticilerin de bu konuda mağdur olmalarını ben bunun ee, haram mıdır değil midir diye sorguladım ve e, haram olduğu konusunda da birçok e, şey aldım. E, hak etmediğimiz parayı almamız lazım. İşte bu her programda bu konu konuşulduğunda buraya da geliyor. E, şimdi de geliyor. Ahlak tabanda başlaması lazım. O doğru. Bir, bir tespit daha yapalım burada. E, Recep Bey. E, şimdi çiftçi sayısı ile arazi sahibi farklı şeyler. Çiftçiyle arazi sahibi. Hı hı. Arazi sahibi şehirde ya da çiftçilikle uğraşmıyor ama o onun arazisinde başkaları çiftçilik yapıyor. <laughs> o zaman o çiftçi. Evet. Yani destek alan çiftçi değil ama kayıtlarda destek alan çiftçi görünüyor. Doğru söylüyorsun. Çiftçi sayımız da diyelim 3 milyonsa belki çiftçi sayımız da yarıya düşecek. 1 milyona düşecek belki de bilmiyorum tabii yani. Hı. Ya burada da bir önemli bir avantaj yapacağız çiftçi sayımız azalacak. Ya yani gerçekten üretene verilirse tabii olayın girdi tarafı da farklı tabii yani girdi tarafı ama şimdi ürünler üretilsin, e, serbest piyasada e, şey piyasaya sunulsun, piyasada fiyat teşekkül etsin. Bu fiyata göre e, çiftçi eğer e, devamını sağlayacak şekilde bir kar elde edemiyorsa bu çiftçiye ürün bazında şey verirsin destek verirsin destek kalemi de eğer bir ürün bazında destek kalemi 20 ise destek kalemi 2'ye 3'e düşerek bir de olayı da böyle hem uygulanabilir hem etkili hmm. basite indirgemiş olacağız benim bu Burada konuda. E, Sayın Başkan e, şu konuda da bir konuşmak lazım. E, dün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, aldığı bir kararla Cumhurbaşkanlığı kararıyla nadasa bırakılan topraklar veya atıl durumdaki topraklardan üretime kazandırılmasına %75 oranında destek verileceği açıklandı. Ekilmedik alan bırakılmaması konusunda böyle bir kritik bir karar alındı. Şimdi tabi burada ülke gerçekten de konuşmak lazım. Türkiye'nin 23 milyon 500 bin civarında hektar, 23 milyon 500 bin hektar ekilebilir Arası var. tarım arazisi var. Bunun 16 milyon hektarı ekiliyor. Yaklaşık 2 milyon hektar atıl işte parçalanmış, küçülmüş ve başka nedenlerle eklemeyen 2 milyon hektar bir alan var ve diğer kalan bölümde. E, nadasa bırakılıyor. Şimdi burada nadasa bırakılan toprak ortalama e, 6 milyon hektar civarında bir Nadas alanımız var. 2 milyon hektarda eee atıl durumdaki e, tarım arazisi dersek 8 milyon hektar. Çok büyük bir rakam değil mi? Ya yani 8 milyon hektardan neler yapılır? E, bunun hayata geçirilmesi için e, bakanlığın hemen bir girişimde bulunması gerekmez. Yani tabii bu parçalı arazilerin birleştirilmesi noktası kısa vadede yapılacak bir olay değil. O bir proje gerektirir. Hı hı. Hmm. Ama e, her yerde parçalı arazi kötü anlamına gelmez her bölgede. Yetiştiricilerin cengiz ürünlere bağlı. Bazen parçalı araziler de riski dağıtma açısından e, şey elverişli. Fırsata çevirebilirsiniz. Şimdi bir bölgede dolu yağar, o bölgede yağmaz. Siz orada bir avantaj bulursunuz evet. parçallıkta, dağınıklıkta. <laughs> hmm. Böyle avantajları da var tarımda. Ee, şimdi ama e, bu atır kalmış arazilerde bana göre bölgelerde var ya söz konusu olan bölgelerde iyi saha çalışması yapılması lazım. Burada pratik metotlar geliştirmesi lazım. Ya, tabandan e, uyarıları alacak bir sistem evet. Ihtiyaç var. Oradaki e, arazi sahipleri belki de orada yok. Gitmişti şeyde belki de vefat etmiştir. Bilemiyorsunuz yani. Orada, oralarda var ya İyi tespit çalışmalarının yapılması lazım. Verilerin toplanması lazım. Ee, burada pratik. Şimdi mülkiyete dayalı, mülkiyete şimdi biliyorsun biraz kanunda yapılan değişikte toprak kanununda, toprak koruma kanununda bir takım ilavelerle bu bölünmeler önlendi. Önlenmeye Hı -hı. çalışıldı. Ama Hı -hı. şimdi tapuya dayalı, mülkiyete dayalı, kadastroya dayalı çalışma biraz bir iş şey yaptı. Ne derler? O boğdu. Parsellerde Hı -hı. boğuldu. Bunun mevcut uygulanabilir pratik metotlar geliştirmesi lazım kısa dönem ve orta dönemde. Şimdi Nadas, Nadas alanlarına gelince şimdi Nadas biliyorsunuz iklime bağlı bir olay. Evet. Yani 400 milimetrenin belki 350'ye indirebiliriz bunu kısmen. 350 milimetrenin altında yağış alan bölgelerde eğer Nadas Nadas kaldırma projesi, Nadas alanlarının daraltılması projesi oluyor hı hı. bu artık. Şimdi e, buralarda var ya kuraklığa dayanıklı bitkiler söz konusu olmalı. Kanola gibi, yem bitkileri bakımından. Yok kanola değil de bu çiçeği çok güzel olan bitki aspir, var ya. Aspir, aspir, aspir. Aspir, aspir, aspir de değil. Şey, aspir de kuraklığa. Burdur bölgesinde şey ben söyleyemedim onu. E, çiçeği çok güzel. Turistleri falan da çeken bir şey. Yağı, yağı çıkarılır çıkarılıyor Lavanta. Ya. Ha, lavanta. Lavanta, evet. lavanta mesela. Lavanta söz konusu olabilir. Bunun gibi tıbbi bitkiler söz konusu evet, olabilir. Evet aromatik bitkiler. Ama nadasa alanlarının daraltılması konusunda biraz daha hassas ve arge ar ar çalışmaları gere gerektirir. Ama bunun da yapılması lazım. Yani e, su kısıtlı olan bölgelerdeki e, nadasa bırakmış topraklarda da o toprak yapısına uygun ee, yine bu bir üretim planlaması ama şimdi arkadaşlar e, bir e, Türkiye haritasını paylaşacaklar. Bunu da siz ekranlardan e, bakın. E, Türkiye'de üretim planlaması mesela şu anda ekranda gördüğümüz siyah noktalarda nüfusun yüzde %50'si yaşıyor. Hı hı. Ya bu çok korkunç bir rakam değil mi? Evet. E, üretim planlamasını işte e, <laughs> köylerden şehre göçün ciddi bir gösterge. işte Trakya bölgesinde, Marmara bölgesinde ciddi bir yoğunlaşma var. Ankara'da var. işte Karadeniz'de belli noktalarda var. E, sahil kesiminde güneyde var. Yani e, sahil ya bizim kesimlerinde büyük, bizim büyük şey büyük şehirlerimiz hemen evet, yani. Evet, büyük Öyle şehirlerde eee nüfusun elli yaşıyor. Diğer alanlarda e, kırsal olarak değerlendirilebilecek bölge. Bu bile üretim planlamasının ne kadar gerekli olduğunu göstermiyor mu Sayın Genel Başkan? Üretim planlaması da e, şimdi... Nüfus e, planlaması da var burada e, evet, tabii. Şimdi e, size bir mesela bizim gençliğimizin e, bir hadisesi var bizim bölgemizde. Buyurun. Seyitşehir Alüminyum Fabrikası yapıldı biliyorsunuz. Seyitşehir Alüminyum Fabrikası kaç yıllar, 70'li yıllarda yapıldı herhalde. Seyitşehir Alüminyum Fabrikası o tesis var ya bizim bakın kaç tane bölgeyi harekete geçirdi. Bakın. Yani, Seyitşehir, Beyşehir, Bozkır. Şimdi yeni ilçeler var. O Bozkır'ın şeyde Bozkır'dan kopma, hmm. Ahırlı işte vesaire neyse. Akşehir'e kadar Hüyük, Akşehir bu bölgeyi var ya. Şimdi bizim e, bu kalkınma ile ilgili var ya ekonomik, sosyal tesislerimizi bur buralara yaygınlaştırmamız lazım. Ha burada biraz geçmişin geçmişin getirdiği bir şey bu. Vaka bu ama bunu geriye dönüş sağlama açısından şimdi işte özellikle tarıma dayalı sanayilerin sanayilerin bu tarımsal bölgelere kaydırılması lazım. Hmm. Ve oralar da cazibe merkez haline gelip özellikle genç nüfusu çekmesi lazım. <laughs> yani bu gibi tedbirler. <laughs> bu bir tabii e, ne derler ona bir bana göre e, bir araştırma konusu hatta e, şöyle doktora konusu hı hı. yani belki bunun için işine sosyologlar girmesi lazım, tarımcılar girmesi lazım, endüstri mühendisleri girmesi lazım, planlamacılar girmesi lazım. Yani mesela bunu Avrupa'dan e, bakıldığında e, tarımı iyi olan ülkelerin sanayisi çok güçlü sanayisi güçlü olan bölgelerde de devletlerde tarım çok iyi. Bizde bu senkronda bir problem var. İşte biraz önceki haritada gördüğümüz gibi bizim ülkemizin en büyük problemlerinden birisi katma değerli ürünler üretemiyoruz. İşte dün bir ana akım medya diye tabir edilen bir televizyon kanalında tarım konuşulduğu için baktım. Orada da üretim planlamasından konuşuluyor. Ee, o televizyonun bir yorumcusu Şunu söyledi ve hayretler içerisinde kaldım. Dedi ki e, Ben dedi e, Kendim de dedi fındık üretiyorum e, Fındık dedi Bu kadar üretim yapılması bence gereksiz Fındık alanları yerine Ayçiçek ekilsin hmm. Yani e, Fındık ekilen bölgede Ayçiçeği olur mu Arazi yapısı bakımından söylüyorum Karadeniz e, babında. Veya Sakarya'da da Baktığınızda fındığın ekim Alanları düz değil Sarp yamaç, yamaç yamaçlarda arası. Kurulu Tarımın Herkesin tarım hakkında Bir fikir yürütmesi Ülkenin de geldiği durumu gösteriyor evet. Yani tarımsa de Mesela fındığı biz daha katma değerli Ürün haline nasıl getirebiliriz Bunu konuşulması gereken Fındığı şey yapalım kaldıralım Yerine Ayçiçeği ekelim demek e, bu da e, akademisyenlerin, e, entel boyuttaki insanların, gazetecilerin biraz daha oturaklı ve e, sorumluluk sahibi açıklamalar yapması gerekiyor. Tabii oradaki söz konusu olan e, şu olabilir yani. Şimdi orada fındık, fındık tesisleri, fındık bahçeleri biraz taban arazilere kaydı. Hı hı. Taban arazilerde alternatif bitkiler söz konusu olabilir. Bu, bu yanlış bir gidiş oldu. Ha orası olarak çok fazla olduğunu düşünmüyorum ben bunu. Hı hı. Ama esas fındık arazileri yamaçlarda. Evet. Ama buradaki sorun ne biliyor musun? Onu konuşulması lazım. Fındık tesislerimiz eski. Fındık tesislerinin yenilenmesi lazım. Çayda da aynı yani şey söz konusu. Hı. Ve yabancı Yenil hekomanyası da var fındıkta, e, Karadeniz'de. E, bunun biraz daha millileşmesi de gerekli. Ya yani ama her her şeye rağmen biz çayımızda, fındığımızda ihracat açısından dünya pazarlarına hakim olan bir ülkeyiz. Evet, fındıkta bunu irdelenmesi lazım. Biz bunun üzerine gidilmesi lazım. İşlenmiş ürün, mamül ürün ne olabilir? Bunlarla ilgili bunlar da konuşulması Mesela lazım. Mesela İtalya'dan bana bir etiket gönderdi bir izleyici. E, fındığın e, 100 gramlık poşette ciddi bir para e, yazıydı. Şu anda rakam hatırlamıyorum. O yüzden de mübalağa yapmış olmayayım. E, İtalya Türkiye'den aldığı fındığı öyle bir katma değer oluşturuyor ki satıyor. Bizim e, işte e, yanılmıyorsam 2 milyar dolar civarında herhalde fındıktan bir ihracat gelirimiz var. Bu nasıl artırılır? Yani fındıkta Tabii. uluslararası piyasayı tek belirleyici e, pozisyonda Türkiye varken e, fındık ürünü mesela hak ettiği değeri görmüyor. Tarımsal katma değeri oluşturmak için tarım e, tarım e, üretiminin yanına sanayi nasıl getirilir? Ya bu da bir planlama değil midir? E, Tabi şimdi e, burada tarımsal üretim işleme mamul madde haline getirme pazarlama organizasyonu. Yani Kısacası üç ayak. Üretim, tarım sanayi ve pazarlama. Hı hı. Şimdi burada tabu burada şey de söz konusu oluyor. Sözleşmeli üretim falan da giriyor bu işin evet. içine. Hı. Ama sözleşmeli üretimde bizim e, Türkiye'de çok güzel şeyimiz var, bir deneyimimiz var. Halen de devam ediyor. Şeker pancarı. Şeker pancarı. Yani şeker şirketinin e, şeker a.ş.'nin dünden bu şeker fabrikalarının yaptığı biliyorsun bölge şeflikleri falan var orada. Hı hı. Onların şeker e, pancar üreticileri yaptığı sözleşmeyi biz bütün sahalara yayabiliriz evet. bu açısından. Bu bizim çok güzel başarılı olduğumuz bir örnek bu. Bunu alıp ben özel sektörcülüğüm de var benim TİGEM'den sonra 10 yıl özel sektörcülüğümde bu şekerin modelini biz taşıdık. Orada taşıdık. Erzincan'da taşıdık. Trakya'da taşıdık. Hmm. Bu modeli aldık, özel sektöre taşıdım ya, monte ettim yani. Şimdi Burada şeker şirketinin yaptığı modeli biz taşıyabiliriz. Özel sektörde. Sözleşmeli üretimlerde şimdi Ki e, orada münaveveyi de koyabiliyorsunuz. Çok tabi, rahat bir şekilde. Sözleşme, sözleşmeli üretim. Tabi tabi o, tarımın önemli ayaklarından birisi. Evet. Sözleşmeli üretimde yalnız e, biraz üret, <laughs> üreticinin ürettiği yapılan sözleşmelerde mevcut durumda biraz üreticinin aleyhine bir durum var. Orada var ya orada biraz ne netorun denetleme e, yani hukuksal e, altyapısı biraz heh, eksik. Tabii. Yani bu da Onun işte devreye mesela domateste bunun sancısı çok yaşandı. E, domates için yapılan sözleşmede be, e, belirlenen rakam piyasa fiyatlarının üstünde kaldı ve firmalar e, o ürünü almamak için 40 liradan su getirdiler. Ha bazen de ters oluyor. Sözleşmede atıyorum rakamı 1 lira yazılıyor. Piyasa fiyatları 2 lira olarak oluşuyor. Bu sefer de fabrikalar e, sahada tarlalarda nöbet tuttu. Buyurun başka bir yere gitmesin diye. E, hukuksal altyapısının oluşturması gerekiyor. Şimdi tarım ekonomisi dedik ya. Hı hı. E, buna dayanarak ben bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Tarımsal ürün piyasalar açısından. Lütfen. Şimdi tarımsal ürün, tarımsal ürün piyasalarını kendi haline bırakamazsınız. Bu dünyanın yaptığı da bu. E, işte tarımsal ürün piyasalarında fiyat esnekliği dedi ki sıfıra yakın. Hı hı. Yani bir toplumda bir e, şey uyandığı zaman derler ona sıkıntı uyandırdığı zaman bu yayılıyor çabuk yayılıyor. E, Eskiyetin sıfıra yakın olması böyle. Yani fiyat değişiklikleri o. Arzda en ufak bir değişiklik konusu e, sözü bile tamam mı? E, talepteki gene e, aynı şey sözü bile e, iki tarafı sıkıntı yarattı. Ha Burada söz konusu olan ne biliyor musun? Şimdi TMO da bu işin şeyine girmesi lazım. Şimdi TMO Genel Müdürü çok iyi bir arkadaşımız. Sayın abi. Güldal evet. Güldal. Güldal. Güldal ona, ona şeyimizi, muhabbetlerimizi iletelim Sayın Güldal'a. Şimdi bizim tarımsal ürün, ürünlerde vizyon sunmamız lazım. Yani ben üretici olarak var ya ürettiğim ürünün değer fiyatını ve de ...satabileceğimi bilmem lazım. Yani nasıl olur. satarım kaygısı yaşamamak lazım. Viz, Kaça vizyon, satarım düşünmemeniz lazım. Vizyonlu olur bu. Ya çok parayla falan yapılacak iş değil bu. Tabi bu bugünü dünya şartlarında biraz zor ama buna rağmen buna rağmen bir vizyonun sunulması lazım. Yani tüketici şey diyecek ki yani üretici diyecek ki ben buğday üretiyorum. Ben buğday üretimimde şu kadar eee masrafım olacak şurada satacağım. Hatta yıllık yıllık e, ne o? bir vizyon alım ve satım fiyatları. Piyasa fiyatları vizyon sunulması lazım. E, artı bir şey daha söyleyeyim ben tarımsal ürün piyasalarını eskiden regülo kuruluşlar vardı biliyorsunuz. Süt evet. kurumu, et kurumu falan. Neyse bunların çoğu şey oldu. Kısmen çalışıyor tabii de. Şimdi tarımsal ürünlerde e, madem bu bunlar yok ise bir tarımsal ürünleri izleme ve değerlendirme kurulunu oluşturması lazım. Diye düşünüyorum ben. Bu tabi uzman görüşü de bu. Yani sadece benim görüşüm değil uzman görüşü. Burada tabi tarımda bizim burada e, dile getireceğimiz e, şeyler bunlar. Hı. Ama tarımsal ürün piyasaları ne has bir piyasadır. Burada tabi tarımsal ürün e, piyasalarının acımasızlığına bizim üreticilerimiz terk edilmemesi gerekir. Ona üreticilere güven verilmesi lazım geleceğe dair. Yani, evet bunu işte tarım yeni gelen tarım bakanımız bu meslekten geldiği için hı hı. üreticileri karşısına alıp güvenle üreticilere gelecek için güven verebilir. Bu bile önemli. Hı hı. İşte benim bürokratlık yaptığım dönemdeki Sayın Bakanım Hüsnü Yusuf Gökalp tarımın problemlerini problemlerini çözemedi ama bir kısmını çözdü, çözdü. Bir kısmına da işte gelecek için imza attı, oluşturdu ama tarımın şöyle yaptı. Yani tar, tarım için e, mücadele ettiğini, savaştığını ortaya koydu ama tarımcılar sevdi onu, tarım üreticileri. Evet. Belki ee, çok şey yapamadı ama hı. bizim için de savaştı dedi. Evet, hmm. e, bir reklam. Bu arada son, bakanımı da övmüş olayım ya evet, burada. Evet, son reklama evet. giriyoruz. Tabii ki e, bu memlekede hizmet eden herkesin başımızın üzerinde yeri var. E, aç insanı savaştıramazsınız, aç insanı çalıştıramazsınız, aç insana e, proje ürettiremezsiniz, aç insana hiçbir şey yaptıramazsınız. O yüzden tanımı siyasetin üstünde bir noktada tutmak gerektiği. E, gerçeğini bir kez daha altına çizelim. E, tarım bütün siyasilerinde de gerek muhalefet kanadının gerek iktidar kanadının, bürokratların da e, yaşayan bu ülke topraklarında yaşayan herkesin ortak hedefi, biz tarımı nasıl üst seviyelere çıkarırız bu olmalı. E, siyasi çekişmeleri mecliste yapsınlar. Bizim siyasette zaten Bizim, işimiz yok. Doğru. Bizim e, çocukluğumuzda o 12 Eylül öncesi dönemde hangi partidensin deyince ekmek partisini dedim deyin derlerdi büyüklerimiz. İşte ekmeğin de partisi olmuyor. E, herkesin karnını doyurmamız gerekiyor. E, reklamlarda bu ülkenin bir gerçeği, televizyonculuğun gerçeği. Reklamlardan sonra son bölümde e, yine üretim planlamasını ve Konya'nın su problemini de e, konuşacağız. E, soya fasulyesi'ne 20 milyar TL bir para verdik 2021 yılında. E, bu tür özel ürünlerin üretimi için neler yapılmalı e, kısa ve birçok soruyu da Sayın e, Genel Başkan'a soracağım reklamlardan sonra biz buradayız. Müzik Sevgili seyirciler son bölümde tarımın geleceğini tarım masasına yatıracağız. Tarımın gelecek planlamasını tarım masasına yatıracağız. Bu nedenle Sayın Genel Başkan'a soruları seri bir şekilde soracağım. Ve kısa cevaplarla yaklaşık 20 dakikalık bir bölümümüz var. 20 dakika içerisinde ülke tarım için önemli konuları soracağım. Kısa kısa da cevaplarını alacağım. E, soya fasulyesi ülkemizde e, üretilen e, fazla üretilememesinin faturası 2021 yılında 20 milyar TL. Yani eski parayla 20 kat trilyon. E, üretime desteğin e, 29 milyar TL olduğu düşünülürse soya konusunda neler yapılabilir? Kısa kısa cevaplar lütfen. Valla meslek hayatımız boyunca ben Güneydoğu'da da çok çalıştım. Hı -hı. İşte biliyorsunuz Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde. Hı -hı. Şimdi e, soya ile ilgili e, üretim çalışmaları yapıldı. Ama <laughs> o dönemlerde e, soya'nın sanayisi olmadığı için Türkiye'de kurulmadığı için Hı -hı. işte soya yağı, işte soya'dan elde edilen başka eee şey, da, evet. da kullanılıyor. Dolayısıyla soya bir de e, soya'nın üretim bazında, yetiştirme bazında bazı sıkıntılar da oldu. Çeşit bazında olduğu, işte üreticilerin hataları oldu. Dolayısıyla soy, soya biraz şey kaldı. Atıl kaldı. Ama tabii bu e, gene ülkenin genel ile ilgili ihtiyaçlar e, listesinde soya ön planda kabul görürsek soya şeyde e, biliyorsun yem sanayinde ağırlıklı kullanılıyor. Evet. E, nerede kullanılıyor? Tavukçulukta kullanılıyor. Yem sanayisini Aa, bence direkt ilgilendiren en önemli konu. tabi Şimdi özellikle de verimli sığırlarda bypass proteini ancak soya ile sağlayabiliyorsunuz. Hı hı. Ama tabii bu e, şeyin e, bakanlığımızın bakışı önemli ama soya eğer uygun bölgelerimizde soya yetiştiriliği yapılır ise, çoğaltılır ise, bunu sanayide kurulursa ülke için iyi bir gelişme olur. Evet. Hı. Ee, bakanlık kadrolarında e, çok önemli bir... E, yetişmiş insanlarımız var ama e, belki siyasi nedenlerle, belki e, tercihler nedeniyle e, am yani tabirle kızakta olan birçok deneyimli insan var. Bu küskün e, insanların tekrar hem üretime hem de e, işin içerisine çekilmesi için bir e, çalışma yapılmalı mı? E, kesinlikle. Ee, ama biz oraya olaya şöyle bakıyoruz. Yani olaya böyle kendi penceremizden falan değil. Hı hı. Ülke menfaatleri, tarımın genel durumu açısından, tarıma yapılacak hizmet açısından iyi yetişmiş insanlarımızın, siz dediniz ya tarım e, siyaset üstü olmalı, hı hı. bir devlet politikası hı hı. haline getirilmeli, kurumlaşmalı kanunuyla, her şeyiyle. E, biz de o, o gözle bakıyoruz. E, ama e, geçmiş yıllarda... E, işte Tarım Bakanlığında kendi mesleğimiz açısından ben değerlendirdiğim hı. zaman bunu baştan da söyledim biz devletimize hiçbir zaman çarpmaz, kırılmaz, küsmeyiz. Hı. Ama hı. içimize buhte kalır. E, yani çok emek vermiş ama e, evet. küsmüş yani insanlar bu, var. Sahaya bunlar zaman zaman gibi. yapıldı ama bu bizim bir şeyimiz şikayet konumuz değil. Hı hı. Bunlar da herhalde tamam şey içerisinde zaman içerisinde yeni bakanımızla birlikte. E, e, layık olan konunun uzmanı e, tarımı geliştirebilecek tarıma, e, tarıma katkıda bulunabilecek arkadaşlarımızın meslektaşlarımızın biz meslek açısından bakıyoruz hı -hı, bu olaya. Meslektaşlarımızın e, Tarım Bakanlığında e, etkili ve etkili görev almalarını bekliyoruz. Evet Liyakata bekliyoruz. göre e, bu küskünlüğün giderilmesi Şeyi gerekiyor. Bir daha tekrar edeyim, müsaade ederseniz. Tarım Bakanlığının Ziraat Mühendisleri atamasının da e, yeterli sayıda atanmasını da bekliyoruz müjde. Evet bunun yani altını tekrar sorayım. tekrar çizelim. Bunun çizireyim. altını defalarca çizmek evet. yapmam lazım. Ziraat mühendislerinin istihdamında e, bakanlığında bir e, ön alması gerekli. E, yeni dünya düzeni tarım için diyorum bunu. E, yeni e, tarım için tarım dünyasındaki yeni düzene göre tarımsal desteklemeler e, güncellenmeli mi? tarz olarak da gerçi bunu da konuştuk ama e, hasattan sonra değil tarla işlemeden önce hangi ününden destek verilmesi gerektiği ve rakamları güncellenmedi mi? Şimdi ben kendimi üretici yerine koyayım tarım <laughs> desteklerine bakayım öyle. Ama şey kısa bağlı. kısa Basit indir, gel, kısa kısa. Şimdi benim benim var ya yaptığım iş işletmeciliğimde geleceğe güvenle bakmam lazım geleceğe güvenle bakmam işinde benim e, finansım olması lazım, cebimde param olması lazım, ihtiyaçlarımı almam lazım, girdilerimi o zaman bunu ihtiyaç halinde, Yatırım yatır, halinde yapılması lazım. Bir de vizyon koyulması lazım. Yani ben bir üretim sürecinde e, denmesi lazım ki senin ürünü şu fiyatla gidecek. Ona göre şeyin al. Tamam mı? Ha eğer sen bu e, oluşan fiyat seni tatmin etmezse ben arkandayım denmesi lazım. Tamam mı? Yani şimdi dünya konuşuyor bunu. ya Artık e, şeylere ne o tarımsal desteklere e, farklı bakış Evet olarak dünya konuşuyor. Bizim de bir hocamız değerli bir hocamız e, bu konuda bize Cuma günü şey verecek. Kendi birliğimizin online şeyle bir e, Hı -hı. tarımsal desteklere farklı Zoom'da bakış vericek. mı yapacaksınız? verecek Tamam. Tarımsal desteklerin hem destek e, miktarları Destek zamanları e, ve de e, desteğin nereye verileceği, hangi ürüne verileceği, ne kadar verilecek konusu önemli. Bir de desteklerin de yerini bulması ve et, etkili olması açısından da e, desteklerin e, yeniden değerlendirmesi lazım. Desteklerin de tek elden, Tarım Bakanlığı'nda tek elden, tek bir kurumda yahut da birimde e, ...toplanmasında evet. fayda var diye düşünüyorum. Tabii burada e, biz e, Tarım Bakanlığı'nı eleştiriyoruz. Yapılması gerekenleri söylüyoruz. Bazen haksızlık da ettiğimi düşünüyorum. Neden? E, Türkiye'de tarımın e, tarımsal üretimde karar verici merci... ...her ne kadar biz Tarım-Orman Bakanlığı olarak görsek... ...aslında böyle değil. E, olayın Ticaret Bakanlığı boyutu var. Bir de en önemlisi, belki de en büyük... Ee, karar verici Hazine Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı. Ee, bu konuda e, bakanlığın e, bakanlığı hantal buluyor musunuz? Bakanlığın karar verme merci olarak mesela Tarım Bakanlığı'nı e, Tarım ve Su Bakanlığı veya işte İklimlendirme Bakanlığı e, Çevre Şehirciliği'ye verildi. Yapısal bir e, çözüm olarak tarım e, orman yerine Tarım ve Su Bakanlığı olabilir mi? Tarımda tek başına karar verebilen bir yapıya kavuşturulabilir mi? Ya ben şimdi Tarım Bakanlığı isminden ziyade içine bakarım ben. İçindeki kurumlaşmaya bakarım, yapılanmaya bakarım. Hı hı. Şimdi e, Sözünettin Tarım Orman Bakanlığı e, şey tar eskiden tarım hayvancılık deniyordu işte. Evet. Gıda tarım hayvancılık Ha. Denli. Ya zaten onların hepsi tarımı şeyindeydi. Akademisyenler içinde. bana Bizim kızıyorlar. Mi? Bazen ben tarım hayvancılık deyince e, Recep Bey tarımın içerisinde bunlar var ama ya, e, Türkiye'de Bakanlığın ismi gıda tarım ve hayvancılıkta. Ha e, tabii su önemli. Su, su su konusu orada Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde bir de tabii tabii yetki dağılmış ve yetki kargaşası var. Hemen o konuda da bir soru sorayım ve unuttuğum bir soru e, i̇yi ki hatırlattınız. E, devlet su işleri gibi köklü bir kurum var. E, bir de Bakanlıkta su yönetimi genel müdürlüğü var. Şimdi Avrupa e, Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü var. Bunun altında AB Uyum e, Daire Başkanlığı var. Aynı e, AB e, politikaları uyum bilmem ne onu ben sosyal medyada paylaşmıştım. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün altında da yine AB Uyum e, Daire Başkanlığı var. Bunu e, nasıl bir e, güncelleme yapılmalı? Yani devlet su işleri varken su yönetimi genel müdürüne ihtiyaç var mı Sayın Genel Başkan? Ya ben sizin aynı fikirdeyim bu konuda. Şimdi Tarım Bakanlığı'nın diğer bakanlıklarla olan yetki şeyi var. Evet, çelişkiler var. O da var. evet. Onların netleştirilmesi lazım. Yani Tarım Bakanlığı'nın tarımla ilgili konularda şey olması lazım. Ona etkinlik verilmesi lazım yani. Yani diğer bakan diğer bakanlıkların e, kararlarına bağımlı kalmaması lazım ya, mutlaka... Tarım kooperatiflerinin bir kısmı Ticaret Bakanlığı yani, evet. Bir kısmı Tarım Bakanlığı tabii, tabii, e, Tarımla ilgili kuruluşlar Sivil resmini ise dağılmış vaziyette Bunu toparlanması lazım Ama bunun da getirdiği Tarım Bakanlığı'nın e, Kendi içinde bünyesinde de şey var Sizin buyurduğunuz gibi işte e, Bir genel müdürlükte e, ki Aynı isimle daire başkanı Başka bir genel müdürlükte e, genel müdürlük mesela bir tane olması gereken yerde iki tane genel müdürlük neyse. Yani şimdi e, bunları tabii şey yapılması lazım. Herhalde bunlar e, bakanlığımızca, e, devletimizi idare edenlerce bunlar düşün, düşünülür herhalde. Hı hı. Yeniden değerlendirilir e, diye düşünüyorum. Evet. E, dolayısıyla burada e, üretim planlaması e, bu ülkenin e, problemi. Yaplamaması bu ülkenin problemi. Şimdi arkadaşlara ben iki tane e, resim gönderdim, e, harita gönderdim. Bu iki haritada e, aynı bakanlığın planlaması. E, bunu arkadaşlar girince ben hemen size bunu soru olarak da söyleyeceğim. Bu arada da zaman kaybetmiyorum arkadaşlar onu girene kadar. Hı hı. Sözleşmeli tarımı e, evet şu anda da geldi. E, bu tarımın gelecek planlamasında. Ee, üretim planlamasında e, Türkiye'nin su havzaları hı hı. bir de üretim planlamasını arkadaşlar gösterelim bu da e, Türkiye'nin tarım havzaları bu kadar çok çeşitlilik var her ikisi de e, bu konuda bir çalışma e, yapılmış aynı bakanlık yapmış bunu nasıl yorumlarsınız? Yorumlayayım onu Lütfen. biliyor, bildiğim bir konu hı hı. şimdi e, su havzalarıyla tarım havzaları farklı şeyler. Hı, hı. Şimdi e, Türkiye'de 25 su havzası var. Hı hı. Bu 25 su havzasının 7 tanesinde su fazlası var. Yani tarım alanıyla e, su miktarı arasında şey var. Bir e, oransızlık var. Evet. 18 tanesinde ise tersine bir durum var. Yetersizlik hatta kurak şey söz konusu. Ne de kurak su kıtlığı söz konusu. Hı hı. 18 tanesinde. Şimdi bu o zaman ne olmalı? Ya işte biz suculara söylüyoruz bunu. Su mühendislerinin işte bizim e, işte tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunları, akademisyenlere soruyoruz. Sıkıştırıyorum ben onları. Diyorum ki ya biz suyu bolun havzalardan diğer tarım suyu az olan havzalara su aktaralım. Hemen burada da Konya ovasını da buraya getirmiş ha. olalım. Ama şunu su problemini şunu söylüyor bunu irdire irdirelmesi lazım, araştırılması lazım. Tamam mı? Yani uzmanlar bunda çalışması lazım. Diyorlar ki suyu Bulunduğunuz bölgede kullanılması muteber diyorlar. Ben buna şahsi fikrim olarak katılmıyorum. Yani bunda çalışılması lazım. Şöyle, şundan katılmıyorum. Ya biz doğal gazımızı kaç kilometreden getiriyoruz? Petrolümüzü e, boruyla, ne işte, e, nedir ona kapalı boru sistemine evet. getirmiyor muyuz? Tabii canım. Yani de deniz altından getiriyoruz, ülkeler arası. Getiriyoruz. Ha, su havzaları böyle. Türkiye'nin su havzası 25 havzanın zengini var, fakiri var. Hı hı. Bu böyle. Tarım havzalarındaki sıkıntı şu. Tarım havzaları geçmişte bir bakan, bakanımızın müdahalesiyle, tarım dışı olan bakanımızın müdahalesiyle tarım havzaları ilçe bazına indirgendi. Evet şu anda Bu, da görüntüler var. Evet ilçe bazında dikkat ederseniz. Hı -hı. Yani Türkiye'de kaç ilçe var? 960 Durrahim, diye biliyorum ben o civarlarda. Ya yani o kadar havza var. Hı, Hı Değil mi? Bu yanlış. Bakın. Bunu yönetmek çok zorsa. Şimdi bakın beş yerde aynı tarım havzasında Hüyük de aynı ben o bölgeyi bildiğim hı, için o bölgenin hı. çocuğu Hüyük de aynı tarım havzasında Yenişehir Bademli de bakın Eğridir'de Eğridir de aynı Senirkent de aynı tarım havzasındayız. Yani her birinin ayrı bir tarım havzası olarak bu böyle bir müdahale bu hale gelmiş. Arkadaşlara da biz konuştuk üst düzeyle bunları. Yani ama arkadaşların yapacağı bir şey yok. Yoksa orada da e, Sayın Genel Başkan şeye baktığımızda... ...aynı köyün e, kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısındaki tarım arazilerinde de farklı iklim yapısı var. E, bunu eğer ilçe bazına düşürseniz, köy bazına da düşürmeniz lazım. İyice keşmekeşe girecek. O yüzden e, daha tutarlı, palyatif olarak değil, yapısal olarak artık net bir şey koyması lazım. Ben... Ee, geçen hafta e, muhalefeti bu konuda eleştirmiştim. Ee, saman ithalatı, saman ithalatı, ithalatı diye 3 yıldır hükümeti saman ithalatıyla eleştiriyorsunuz. Türkiye'nin bir üretim planlaması nasıl olmalı e, diye bir çalışma yapmıyorsunuz demiştim. Geçen hafta, bu hafta da yine aynısını <laughs> söylüyorum. Ee, siyasetin e, üretim planlamasına omuz vermesi lazım gerek iktidar bu konuda bir sorumluluğu zaten var ama muhalefetin de bu konuya katkı vermesi lazım. Hükümeti eleştiri konusunda tarımı istismar etmemeleri bu manada gerekli. O yüzden de biraz önceki tabloyu daha bu işi bilen insanların bir araya gelip muhalefetiyle iktidarıyla bu ülkenin gelecek planlamasının yapılması milli, gerektiğini milli bir mesele gibi görüp evet, evet biz öyle e, Hı -hı. görmeye çalışıyoruz evet. E, gelelim bir tarımın finansa ulaşımı, üreticilerin finansa ulaşımı. E, işte devletin bankası, Ziraat Bankası e, ve Tarım Kredi Kooperatifinin bir finans sistemi var ama çiftçilerimiz bu konuda da ciddi mağduriyetler yaşıyor. Tarımda üreticilerin finansa çok rahat ve prosedürsüz ulaşabilmeleri için işte e, lisanslı depolojuktaki ürünlere e, ciddi krediler veriliyor. Bu finans nasıl çözülür? Valla bu şeyde de geç, biraz. Tarım üret, üreticilerin e, örgütlenmesinin e, Türkiye şartlarına uyarlanarak canlandırılması ve bu örgütlerin e, finans e, kuruluşlarının kurulması hı hı. ama ilk etapta bundan önce Ziraat Bankası'nın e, e, bu konuda e, bilmiyorum eksiği varsa tarımsal krediler açısından Ziraat Bankası'nın el atılması lazım. O konuyu çok iyi, iyi delemedim bilmiyorum. Hı hı. E, aklıma geldiği için söylüyorum hı hı. ama üreticilerin, üreticilerin örgütlenmesi konusunu ve finansal erişim konusunu belki de bir çiftçi bankası şeklinde e, ayrıca üretici örgütlerinin ee, gelişmiş ülkelerdeki olduğu gibi e, üretim üretim yapmasının yanında e, işleme tesislerine, pazarlama organizasyonlara da kısmen sahip olması lazım. Yani burada e, kooperatifleşme. Mesela bugün ben e, Konya Pancarikçileri kooperatifi Baş Yönetipolu başkanı, yönetim kurulu başkanı Konya şekerin başkanı olarak herkes e, bunu bildiği için bu şekilde söylüyorum. Ramazan her da. Ee, bir sohbet kıvamında bir görüşmemiz oldu. Ee, hem sözleşmeli tarım için <laughs> e, ciddi bir e, referanstır. Konya Şeker çok ciddi bir e, sözleşmeli tarım yapıyor. Bunun model olarak alınması gerektiğini. Hatta Sayın Başkan şunu da söyledi. E, dörtlü münavebe sisteminin artık yasal bir zorunluluk olması gerektiğini devletin muhakkak sürekli bu konuda e, ciddi yaptırımlar yaparak münavebe sisteminin bu ülkeye oturtulması gerektiğini de söyledi. E, Dolayısıyla tarımın bu problemlerine de artık bir çözüm bulmak gerekiyor. Başkanın söylediği sul tarım bölgeleri için geçerli. Hı hı, evet. Kuru tarım için başka bir münavebe sistemi geçerli. Hı hı. Şimdi ya kuru tarımda bu da ekimi yok, yalnız, yeşil ekim yok yani. Şöyle bir durum var. Şimdi münavebe sistemi şöyle: Siz peş peşe aynı e, ürünleri ekemezsiniz ektiğiniz zaman sıkıntılarla karşı verim düşer, hastalıklar çoğalır, zararlar çoğalır Toplağı ama sersiz. Şimdi kendinden sonra kendinden sonra kendini kabul eden bitkiler de var. Mesela Hı -hı. çeltik. Evet. Mesela mısır. Tamam mı? Yani mısır üzerine mısır bir daha ekebilirsiniz. Hı -hı. Çeltik üzerine 10 15 yıl çeltik <laughs> eken çeltik bölgeleri var. Bunları ayırt etmek lazım. Yalnız sulu tarım bölgeleri için pancar bölgeler için, pancar ekilen bölge için başkanın dediği kesinlikle doğru. Ama bunu sulu tarım bölgeler için geçerli. Kuru tarım bölgeler için bölgenin durumuna göre toprak yapısı, toprak yeterliği açısından ve de iklim açısından oranın münavebesi ayrı kurulması lazım. Ki Sayın Başkan çok açık sözlü birisi insan Sayın Ramazan Erköy'üncü ben iyi bir çiftçiyim dedi. E ee, bu konuda e, mütevazı davranmayacağım. Gerçekten iyi bir çiftçiyim. Ben bile buğdaydan kaçtım. Neden? Mısır'dan daha çok para kazanıyorum. İşte bu sene şeker pancarına daha fazla ekim alanı yapacağım. Ee, ben bile buğdaydan kaçtım. Buğdaydan münavebeye kesinlikle buğdayın sokulması gerektiğini de söyledi. Bu e, ülkenin gıda arzı bakımından da önemli bir ya, konu. Stratejik Buğdayımız bir kere stratejik ürünümüz. Kesinlikle. Sıkıntıda ek Ekmekle e, yetirebiliriz, ama muz yemesek olur, kivi yemesek olur, ama ekmeksiz ekmeksiz yani e, o kriz ortamlarında ekmeksiz duramayız. Stratejik ürünümüz evet. şeker pancarıdır, stratejik ürünümüz şeker pancarı. Da <laughs> ürünümüz. Şeker pancarı. <laughs> evet, yani onu da bir şeye koyalım. Hemen e, soruları da ekonomik e, son bir dakikamız bu arada, buna da cevap verelim ondan sonra programı titrelim. Sertifikalı tohum üretiminde destekler yeterli ek e, destekler verilmesi gerekir mi? Bu selektör olayına da hemen kısaca bir değinirim. Ondan sonra programı kapatalım. Selektör uygulanmasına. E, Buna geçmeden bir şey unuttum. <laughs> ben müsaade edersen onu söyleyeyim. Buyurun. Bizim küçük üreticilerimiz var ya. Biz olayı hep işletme bazında ele aldık. Evet, Küçük aile işletmelerimiz. Küçük aile işletmeler bunlar bizim emniyet sibobumuz. Bakın evet. köy pazarlarına gittiğiniz zaman var ya aradığınız ürünleri onlar da bulursunuz. Bakıyorsunuz kadınlar, kızlar erkekler işte önüne bir şey koymuş. Tezgahta var ya kendi ürünleri satıyor. Ki bunlar bizim... da bu konuda açıklaması var. Ee, ya bunlar, işletmelerinden... Bunları ihmal etmemiz lazım. Kesinlikle. Yani bu küçük üreticilerimiz bizim dağında, dağın yamacında, dere kenarında bizim var ya hem arazimizin bekçileri bunlar hem de bizim emniyet sübobumuz. Sığınacağımız yerler bizim orası. Evet. Allah korusun yarın bir şey olsa. Hayvancılıkta da böyle. Hayvancılıkta da öyle. İşte işte evinin bahçesinde tavuğu, bizim tavuğumuz vardı, koyunumuz vardı, keçimiz vardı, evet. ineklerimiz vardı. Yumurtamız, sütümüz boldu. Kendi kendimize yeterli bir aileydik biz. Bu küçük aile şey, işletmelerinde devletimizin şey yapması lazım, evet. korlaması lazım. Ya pozitif onu bir onu bir unutmuştum, onu lazım. özellikle evet. sö söyleyeyim. Nasıl <laughs> devletimiz yoksula, garibana... İşte işte guraba deniliyor işte nasıl yardım ediyorsa bunları da unutmamız lazım. Bunları artık tutmamız lazım. Evet. Bu bizim şeyimizin borcu yani. Öteki hı hı. teknik tarafını konuştuk işlerin. Şimdi eee sertifikalı tohuma destekleri yeterli mi? E e destekler verilmeli mi? Bir de selektör konusunda ne düşünüyorsunuz? Son yıllarda bizim tohumculuğumuzda önemli gelişmeler oldu Türkiye'de. Konya'da bizim bu tohumculuğumuzun merkezlerinden birisi. Evet. Sayısız başarılı işletmemiz var. Ee, Birçok şeyde e, bitki türünde e, tohumlar e, çeşitler e, bulunuyor. Bu çeşitler e, eleniyor. Ha şimdi e, bu tohumcuk şirketlerimizin e, günümüz teknolojisine uygun şeyler var. Tohum aleme tesisleri var bunlar. Hı hı. Sertifikalı tohum satılıyor. Sertifikalı tohum demek. Verimde kalitede üstün tohum demek. Yüzde yirmi etkisi. Yani yüzde yirmi beş de olabilir fazla da olabilir. Evet. Yani siz eğer onu e, diğer şartları yerine getirdiğiniz zaman <laughs> diğer şartları o çeşitli şeyine kapasitesine de bağlı tabii. E, çok fazla da olabilir. En az 25 beş. Hmm. Yani siz sertifikalı tohumla öteki tohumu yan, yani ekin. Zaten olayı göreceksiniz yani. Yani selektörde bir gereksiz bir belediyelerin ve ziyade gereksiz bir ısrarı var selektör kurulmasına. Olmaması lazım. Evet. Yanlış bir olay o. Yani biz sertifikalı tohum e, miktarlarını hem üretim bazında hem de dağıtım miktarında çiftçilere ulaşması e, tarafında biz yükselsin daha çok olsun derken böyle bir şeyin de geçmişte kalmış bir şeyin bu devreye sokulması... ...bence hoş bir olay değil, bunu yapılması lazım. Evet, e, Sayın Genel Başkan şeref verdiniz... ...teşekkür ediyorum. E, tarım masasına davetimizi... ...kırmadınız, bizi geldiniz. E, çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ediyoruz Recep Bey. <laughs> Sağ olun. <laughs> e, ayrıca e, televizyon kanalımızın... ...Konya'mızın, önemli televizyon kanalımızın... ailesine de saygılarımızı sunuyoruz. Sizlere de her zaman... E, ...tarım masası olarak... ...tarıma yaptığınız katkılarını... hizmetlerinden dolayı tekrar... E, teşekkür ve şükranlarımız sunuyoruz. Çok mersi. Tekrar Çok teşekkür görüşmek üzere. İnşallah. Sefer. Sevgili seyirciler bugün tarım masası biraz uzadı. E, geç girdiğimiz için uzadı daha doğrusu. Bugün yaklaşık e, 20-25 tane röportaj yaptım. O yüzden sesimde bir deformasyon var. Bugün de yaklaşık 2 saattir konuşuyoruz. Bu, e, önemli bir şey Sayın Genel Başkan altını çizdi. Küçük aile işletmelerinin önemi bu ülkede daha fazla bilinmesi lazım. Evinin e, bahçesinde e, ürettiği ürünleri e, köyde kısıtlı imkanlarla ürettiği ürünlerle şehirdeki çocuklarının e, kışlık ihtiyaçlarını karşılayan o eli öpülesi analarımız e, amcalarımızın e, sosyal e, sorumluluk olarak şehirlerdeki çocuğunu doyurmaları bile bu ülke için ciddi bir kazanç. O yüzden küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Oğul evlenirken, kız evlenirken kapıdan bir tane dana satayım da düğünümü yapayım diyerek ülkenin e, üretim planlamasına da veya gıda arzı e, manasında da ciddi katkıları var. O yüzden e, küçük aile işletmelerine e, pozitif ayrımın altını tekrar çiziyoruz yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık.